Evet sevgili arkadaşlar, işte beklenen gün geldi. Açık Beyin Sinan Canan'la 5 soru programına siz istediniz, biz davet ettik. Kendisi de bu yoğun programlar arasında tabii neden olmasın dedi ve hemen ilk fırsatta kendisiyle buluştuk. Sevgili Çağrı Mert Bakırcı bugün bizimle beraber. Açık Beyin'i takip eden zaten Evrim Ağacı'nda yakından bilir. Çağrı Mert Bakıncı'yı da tanır. Bizim oralarda ciddi celebrity muamelesi var Çağrı'cığım sana. Bir sürekli bir baskı var. Ya hoca ne zaman geliyor falan filan. İşte küs müsünüz kavgalı mı? Yok küs kavgalı falan değiliz. Gayet de hatta birkaç senedir biz irtibat halindeyiz. Yani ben ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama bayağıdır. Şimdi dert ortak olunca nasıl diyelim gerisi teferruat oluyor biliyor musunuz? Yani dünya görüşüdür, şudur budur hatta mekandır bunların çok bir önemi olmuyor. Çağrı Mert Bakırcı aslen bir mühendistim Çağrı'cığım. Yani temelde senin temelin mühendislik. Fakat bir şekilde bugün kendisini anlattıracağım şekilde evrim kuramıyla çok yakından ilgili. Sadece ilgili olmakla da kalmıyor. Onu bütün Türkiye'ye dünyayı anlatmaya niyetli. Çünkü bu konuda derdi olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bizi de zaten buluşturan o. Ben de biliyorsunuz insanın fabrika ayarları falan filan diyerek zaten hep temelde aynı şeyleri anlatmaya. Buraya biraz şey çekmeye çalışıyorum. Aa, benim sesim mi yokmuş? Sesim var ya nasıl olmaz? Sesim gayet güzel arkadaşlar. Şimdi bak bir anda bana sesi. Yorumlara bakınca hemen Çağrı'nın sesi mi gelmiyor? Çağrı'nın Efendim? sesi şimdi geliyor olmaz. Geliyor geliyor canım. Çağrı'nın sesinde sorun Ha, yok. tamam. Tamam geliyor Tamam. olmalı. Evet, şimdi Çağrı Mert Bakırcı'yla biz ara ara sadece fiziksel olarak bir kitap fuarında falan karşılaştık. Onun dışında iletişimimiz ara Ben sizi olarak galiba bir senelerdir. konserde gördüm bir kere aslında şeyde Nerede? 2-3 sene önce. Ama yani siz mi çok uzaktan gördüm. O yüzden emin değilim Hangisi? şeyde Manowar ya da Dream Ankara'da. Theater'dır. Ne? Manowar ya da Dream Theater dışında konsere pek Yok öyle gitmedim. yok caz konseriydi. Caz festivalindeydi. Ha Siz yok gittiniz mi bir... ona? Bir İstanbul'da kazara bir caz konserine gittim ama orada rastlamış Ha o olamamıştım. zaman siz de ya dedim kesin Sinan Hoca bu ama çok da bir de hava kararmıştı. Eyvallah. O yani sakalınız o stil falan hep aynı uzaktan dedim ama çok uzaktı. Neyse demek ki değilmiş. Eyvallah. Şimdi Çağrıcığım bizim 5 soru formatı şöyle. Biz adına 5 soru diyoruz ama genellikle 5 soru olmuyor. Ben çünkü buradaki konuklarla yani buraya çağırdığım insanlarla genellikle böyle bir kafa uyumu, bir frekans tutumu falan durumları oluyor. Senin de aslında bugün biraz özellikle gençlerimize örnek ve yaptığın işle bir şekilde yol açan birisi olarak bir tanışma, biraz daha derinden tanıma gibi muhabbetim var. Şimdi öncelikle benim hep 5 soru konuklarına ilk sorduğum bir şey var. Genellikle cevabını biliyorum ama sen mutlu bir insan mısın? Yani şimdiye kadar gelip geçmiş başına gelen her şeyden razı mısın, mutlu musun? Eğer bir daha gelsen başka bir şey yapar mıydın? Bir de niye yani? Bunlar hakkında Güzel. neler söylemişti? Biraz kendini de anlat bize. Mutlu gözüküyorsun. Niye Tamam. öylesin yani? Yani güzel bir soru aslında ve insanın bence kendisine daha sık sorması gereken bir soru. Hani mutlu muyum şu an yaptığım şeyden diye. Ve öyle sorulunca ama ilginç bir şekilde nedense insanın aklına daha negatif şeyler geliyor. Hani zorlukları, sıkıntıları, işte dertleri falan geliyor. Çünkü hani bir de öyle bir tuhaflık da var bizde. Mutluluğu sanki bir şeye, bir nedene bağlamamız gerekiyormuş gibi, hani justify etmemiz gerekiyormuş gibi bir şeyimiz var. Dolayısıyla şimdi siz böyle sorunca aklıma hep böyle dertleri, sıkıntıları, zorlukları geliyor. Aslında çok yoğun, yani normalde aklı selim bir insanın çok yapacağı, yapmak isteyeceği bir şey değil eğer sevmiyor olsa bizim yaptığımız iş Evrim Ağacı'nda. Yani günde 15 saati bulan çalışma süreleriyle yatağa giderkenden hemen kalktığın andaki ilk fikirlere kadar nüfuz etmesi hayatına. Yani birçok ben mesela arkadaşlarımı falan takip ediyorum. Genel olarak insanlara bakıyorum. Hani daha çok böyle işte dışarı çıkma, işte tatil yapma falan gibi şeyler üzerine. Onu tabii mesleklerini icra edip sonra tatili hedefliyor birçok insan. Bizde tatil, iş, hafta sonu, hafta içi hepsi iç içe geçmiş halde. Bu iyi midir, kötü müdür? İyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Mutlu eden tarafları da var, etmeyen tarafları da var. O yüzden öyle hani kestirip de çok mutluyum, muhteşemim de diyemiyorum. Ama mutsuz da değilim, sevdiğim işi yapıyorum. Kendi çizdiğim yolda ilerleme imkanım var. Kimse benim patronum değil, kimseye de patronluk etmiyorum. Birkaç arkadaşımızla bir platform
geliştiriyoruz ve o platform üzerinden bilim anlatıcılığı yapmaya çalışıyoruz ve bu yolda ilerlemek isteyen insanlara fırsatlar sunmuş oluyoruz aslında. Ama yani genel ortalamada hani mutluyum diyebilirim. Peki Tekrar başka esas sorunun şu kısmı şu, bizim birçok insan bir şey yapıyor ama yani işte bir takım işleri, güçleri var, meşgaleleri var. Ya diyor, bilmem ne olsaydı daha iyi olurdum. Bir daha gelsem bunu böyle yapmazdım ya. Senin böyle böyle bir ah evet. vah kavşak noktaların var mı geçmişte? Benim hep en çok bunu düşündüğümde aklıma gelen şey biyoloji okumamış ol, yani biyolojiyi ana mesleğim olarak yapmamış Ya işte olmak. diyorlar ki Çağrı Mert Bakırcı'yı niye seviyorsun? İşte adamın hayatında pişman deyince aklına ilk gelene bak Evet. ya. Güzel Evet, yani. o kesinlikle direkt o yani. Çünkü ya hani görmesem, bilmesem, hissetmesem hani söyleyeceğim bir şey değil. Yani ben makine mühendisliği okurken daha üçüncü sınıftan itibaren biyolojiyle içli dışlı zaten hani lisans düzeyinde uğraşmaya başlamıştım zaten. Sonrasında mesela yüksek lisansta Erasmus Mundus programına, evrimsel biyoloji programına başvurdum. Ve orada işte bir mühendis olarak başvuran galiba tek kişiydim evrimsel biyoloji programına ve kabul aldım ondan. Bir dolu şey sordular. Yani sen mühendis olarak ne biliyorsun? Neden başvuruyorsun buna falan diye ve sonunda kabul aldım ama burs vermediler. Ve o programda mesela Harvard'a gidebilme fırsatım vardı Harvard Üniversitesi'ne. Eğer o yolu takip etmiş olsaydım, yani parasını vermiş olsaydım da ama maliyeti euro ile lira işte biliyorsunuz zaten vaziyeti. O zaman daha iyiydi ama gene de hani o zaman da böyle 2'ye 3 2.2'ye çıktığında vay çok yükseldi falan diyorduk. O yüzden onların şeyiyle çok fazla o yolu tercih on, hani artık biliyor olmama rağmen biyoloji istediğimi çok tercih etmedim. Ama lisansta direkt biyoloji okumuş olsaydım atıyorum ODTÜ'de veya işte Hacettepe'de bir yerde muhtemelen akademik olarak da çok daha iyi bir yerde olabilirdim. Ama hani bu böyle oturup da vah vah tüh tüh diyeceğim bir şey de değil. Çünkü mühendisliğin bana kattığı çok fazla şey oldu. Yani matematikten, programlamadan, işte bir mühendis gibi düşünmekten çok daha o sayede çok farklı bakış açıları elde edebildim ve sonraki süreçte biyologlarla etkileşime geçtiğimde de onun faydasını çok fazla gördüm. O açıdan hani şey zararı da olmadı açıkçası ama sanki böyle bu, hani o insanın kendini gerçeklemesi, potansiyelini açığa çıkarması olayında daha fazla katkısı olurdu muhtemelen diye düşündüğüm için öyle diyorum. Onun haricinde ama yok çok da fazla bir öyle pişmanlık ya da işte tekrar gelsem başka Valla türlü yapardım yok benim yani. genellikle bilim tarihinde gördüğüm şöyle bir şey var. Belli alanlarda uzmanlık yapmış insanlar daha sonra o alanların resmi olarak dışında kalan bir şeylerle ilgilenmeye başladıklarında aslında oradan bir takım ekstra meyveler çıkıyor. İşte ben buna kenar etkisi falan da diyorum. Bu biyolojide de olan bir şey malumun. Senin de şimdi bir mühendislik çalışmaların içerisinde evrimsel algoritmalar falan kullanma diye bir şeyin var. Muhtemelen işte o Aynen. biyolojik Aynen. aşkının buralara gelmesinden Aynen. dolayı, dalgaların vurmasından dolayı böyle bir durum var. Orayı bize biraz anlatsana, sen ne yapıyorsun? Biraz Tabii. evrimsel algoritmalarla öğrenen bir şeyler yapıyordun falan filan. Ne aşamada o işler? Aynen. Bizim yaptığımız şey, ya benim aslında işte lisansta başlayan bu biyolojiyle arayüz olayı öncelikle işte biyomekanik üzerinden ilerledi birazcık. Mesela işte kask tasarımları üzerinde falan bir ara çalıştım. Yani laboratuvarlara girip hocaların yanında işte olayları öğrenmeye çalışmak. Yani zaten lisans düzeyinde çok da fazla bir şey yapılmıyor ama işte robotik tasarım vesaire robotikle ilgili çalışmalara dahil olmaya çalıştım falan. Ama doktora başvurusu sırasında işte bizim üniversitenin ODTÜ Makine Mühendisliği'nin internet sitesinde bir ilan görmem sonucunda işte Texas Tech Üniversitesi'nde bir hocamız, ODTÜ mezunu olan bir hocamız Burak Aksak, işte şey öğrenci arıyor ve işte biyolojiden esinlenen mühendislik üzerine çalışmalar yapacak birini arıyor falan. İşte başvurduk. Önce bir reddedildi falan. Ondan sonra ısrarcı oldum. Devam ettim. Tekrar sordum. Ettim falan. Bu fon yok vesaire dendi. Sonra neyse çözüldü. O şekilde oraya girdim. Bana bir dizi proje önerildi. Onların laboratuvarında aslen yaptıkları. Onlar mesela Gecko'ların parmaklarının ucundaki işte setae oluşumlarının işte mühendisliğe uyarlanmasıyla işte duvara tırmanan robotlar vesaire o tarz şeyler üzerine çalışıyorlardı. Ben dedim bu tarz bir şey yapmak istemiyorum. Ben evrimle mühendisliği birleştiren bir iş yapmak istiyorum. Evrimsel algoritmalar alanında çalışmak istiyorum. Ve özellikle de benim en çok ilgimi çeken şey
evrimi bir biyoloji yasası. Yani çünkü zaten yani şey bana ters ya yanlış geliyor. Biyoloji yasası diye bir şey olamaz bence. Yasa vardır yani doğa yasasıdır. Ama onu biyolojide uyguladıklarına biyoloji çerçevesinde bakarsın. Ama sadece biyolojiyle tanımlı bir yasadan söz etmek bana tuhaf geliyor. Çünkü evren böyle kompartmantalize edilmiş bir şey değil. Dolayısıyla benim hep aklımda olan şey evrim dediğimiz bu doğa yasasının biyoloji haricindeki genelleştirilmiş bir formuna erişmek konusunda katkı sağlayabilir miyim? Bunu yapmaya çalışan ilk kişi elbette ben değilim. İşte kimya alanındaki uygulamalarının 2018 yılında Nobel almasından da görebileceğimiz gibi. Yani biyoloji haricinde kullanmayı hedefleyen ilk kişi ben değilim elbette ama benim bakış açım daha ziyade şuydu. Evrimin benim o birinci kitabımda da anlattığım temel mekanizmalarını genelleştirerek robot popülasyonları üzerinde çalışsak ve bu sırada şuna baksak. Tabii çok büyük bir konu. O yüzden biraz atlayarak Evet, anlatıyorum ama teknik bir konu. Ama senin şeye güveniyorum. Sen zaten bir bayağı iyi bir bilim anlatıcısı da oldun zaman içerisinde. Evet, Dolayısıyla bunu anlatırsın diye umarım göreceğiz güveniyorum şimdi. yani. Göreceğiz şimdi. Tabii. Şimdi şöyle düşünsün izleyenler, yapay zekayı hayal etsinler. Yapay zekanın şu andaki en büyük tarafı öğrenme algoritmaları işte derin öğrenme vesaire gibi. Bu çok güzel. İnsan beynindeki temel nöral fonksiyonları taklit ederek işte öğrenmesini sağlatıyoruz bilgisayarlara ve harika işler başarıyorlar. Ama ne oldu o işte büyük hayaller insanın ötesine geçeceğiz işte her şey bizimle bir yandan işte temizlik yaparken diğer taraftan varoluşçuluk felsefesi hakkında tartışma yapacak bir yandan da satrançta yenecek denen genel yapay zeka. Yok öyle bir şey. Hala çıkmıyor ve muhtemelen bu yöntemlerle de çıkmayacak. Bizim bakış açımız buna. Tabii ki herkesin kendince nedenleri var bunun neden olmadığına yönelik. Bizim kendi alanımızdan bakış açımız şu. Sadece öğrenmeyi modelleyerek bir insan var edemeyiz. Çünkü insanın öğrenme dediğimiz şeyi doğumdan sonra yaşanan bir olay. Öncesinde başka şeyler var. O başka şeyler bizim işte evrimsel süreç dediğimiz olay. Bizim genlerimizden gelen, beynimizin nasıl şekilleneceğini belirleyen ve daha sonradan çevreyle etkileşim sonucunda o öğrenme pratiklerinin geldiği noktalardan söz ediyorum. Buna biz neden olarak ileri sürüyoruz? Diyoruz ki bizim öğrenme yöntemleri geliştirebilecek sistemler geliştirmemiz lazım diyoruz. Dolayısıyla evrimsel algoritmaları genelleyebilirsek işlevsel bir şekilde robotlara sadece işte derin nöral ağlar kullanarak değil, bırak derin nöral ağları sadece nöron tanımla, işte başka şeyleri tanımla, onların etkileşimlerini tanımla ve bırak algoritma kendisi evrimleşsin. Nasıl performans kriterlerine bağlı olarak işte varlığını sürdürme, belirli bir fonksiyonu yerine getirme olabilir. Öğrenme mekanizmasını evrimleştirsin. Şimdi buradaki çok büyük bir sıkıntı şu, evrimsel algoritmalar öğrenme algoritmalarına göre çok masraflı algoritmalar. Ne demek bu? Öğrenme algoritmasının 3 saatte eğitebildiğin bir çözümü evrimsel algoritmalarla belki 3 haftada eğitebiliyorsun. Çünkü çok daha masraflı popülasyon modellemen gerekiyor. O popülasyon içinde her biri bir birey olan, gerçek bir robota, gerçek bir ürüne karşılık gelen bir birey var orada. Ve bunların var olma mücadelesi vermesi gerekiyor simülasyon tarafında ve bunun nesiller boyunca devam ettirilmesi, en uygunlarının gerçek hayatta denenmesi ve çözümün yeterince iyi olup olmadığına bakılması gerekiyor. Şöyle bir şey Evet. anladım orada, doğru mu? Şimdi mesela evrimsel algoritma dediğin şey aynı bizim evrimsel biyolojide canlıların çeşitlenmesinin temel mekanizması olarak Darwin tarafından önerilen meseleyi aslında bir simüle etmek. Birebir aynısını ve daha fazlasını simüle etmek, Tabii belli evet. kurallar var. Mesela başlangıç kuralları var. Bu canlılar biraz iterasyon yapıp kural üretiyorlar herhalde. Aynen. Farklı farklı şeyler deniyorlar. Senin Aynen çünkü TED öyle. konuşmanda özellikle ben bu arada şeyi galiba senin sayende anladım. Ondan sonra ya bu adam ne diyor diye internete dönüp baktım o probability landscape hikayesini. Kaufman'la falan da Of, oradan tanıştık zaten. o muazzam bir yol. İşte onu zaten onu anlatmadan bunu anlaması birazcık zor ama onu anlatması da çok uzun bir konu. O yüzden Tabii çok girmek uzun istemiyorum. ama netice itibariyle değişik stratejiler arasından daha başarılı olan stratejinin seçilip o ürünün ya daha doğrusu o öğrenilmiş yapının baskın gelmesini sağlamak değil mi? Aynen Canlılıkta da böyle bir şey var. bizim robotlarımızda genler vardı, kromozomlar vardı, çiftleşme vardı, yavru üretme vardı. Ama mesela doğada görmediğimiz şeyler de vardı. Çünkü biz yani kestirmeler keşfedebiliriz. İyidir kötüdür bilmiyorum ama sonuçta mesela elitizm diye bir yaklaşım var.
Normalde doğal seçim mesela popülasyonu uyum başarısına göre dizdiniz diyelim. 20 tane bireyiniz var, dizdiniz. Normalde doğal seçilim gözünde hele ki genetik sürüklenme gibi rastgele faktörleri de görmezden gelecek olursak yani o birinciyi korumaya çalışma gibi bir şey yok aslında. Hani birinci de mesela mutasyon. En üst uyum düzeyine sahip olanın en uyumlu geninde de mutasyon meydana gelebilir mesela. Ve bir sonraki nesilde kötüleşebilir o kombinasyon. Ama elitizm uygulamasında mesela biz diyoruz ki en iyi 3 bireyi koru. Onlara mutasyon uygulama diyoruz. Çünkü diğerlerinden gelecek varyasyon muhtemelen bize yetecektir diye planlıyoruz mesela. Bu tür kestirme yolları var. Yani gerçekten evrimsel süreci algoritmik olarak modelleyip genelleştirmek amaç. Ve benim ana araştırma konum acaba mühendislere biz diyelim ki şöyle bir ürün üretmek istiyoruz evrimsel algoritmayla. Doğal seçilimdeki seçilim baskısı ne olmalı? Ne düzeyde olmalı? Mutasyon oranları gen başına ne kadar olmalı? Çünkü çok farklı değerler alabilir. Buna parametre seçimi adı veriliyor. Bununla ilgili bir yönerge ve bunun gibi onlarca diğer şey. Bununla ilgili bir yönerge sağlayabilir miyiz? Di benim araştırma konum. Ha, sağlayabilir miyiz? Sonucunda o kadar 4 sene didindikten sonra vardığımız genel sonuç. Muhtemelen evet ama o bir doktora araştırmasıyla çıkmaz yani. Çok çok geniş bir konu. Ama kendimizce bir katkı koymaya çalıştık orada. Ya, doktora tezi yaparken bilimin ne kadar yavaş ve zahmetli ilerlediğini nasıl fark ediyorsun değil mi? Tabii. Yani böyle sürüne sürüne nesiller boyunca. Fakat yani bu şey kolay söylenmiyor. Evet muhtemelen mümkün lafını bile kolay söyleyemiyoruz. Tabii doğru. Yani epey ümitliyim ben. Hatta ben yapay zekanın o bu şimdi ikinci bir hayal kırıklığı yaşıyoruz bence yapay zekada. O beklediğimiz şeyleri hala veremiyor. Zaten 80'lerde bir gaza gelmiştik. İşte muazzam yapay zekalar geliyor diye. Sonra olmadı. Sonra işte öğrenme algoritmaları çıktı. Şimdi onun bir heyecanı içerisindeyiz ama hayal kırıklığı fazına girmeye başladık. Bunu bence realizasyona dönüştürecek olan keşif de evrimsel algoritmaların yaygınlaşması olacak. Ama tabii ön yargılı olabilirim kendi alanım olduğu için. Belki de hiç başka alakasız bir yerden gelecek sonuç. Ama ben umutluyum. Yani resmi tamamlıyor gibi çünkü. Evet. Öğrenme ve evrim bir arada çalışırsa yapay zekada hiç daha önce hayal bile edemeyeceğimiz şeyler çıkabilir. Çünkü evrimsel algoritmalarla çok çok iyi bildiğimiz mühendislik sorunlarını bile hiç beklemediğimiz çözümler üretilebildiğini gördük evrimsel algoritmalarla. Buna da örnekler verebilirim. Aklı çıkıyor insan. Yani ona bakıp da ulan bu zeki ya dememek mümkün değil ama değil işte. Yani algoritmayı biliyoruz. Mekanizma mükemmel yani hiç aklı hayale gelmeyecek şeyleri ortaya çıkartabiliyor. Emergent özellikler diyoruz bunlara. Yani muazzam bir zuhur çalışma eden özellikler diye Türkçe'ye çeviriyorum ben genellikle. Ve zaten tabiattan direkt ilham aldığımız bir mesele bu. Dolayısıyla buradan şaşırtıcı bir şeyler ortaya çıkması da gerçekten aslında şaşırtıcı değil. Çünkü tabiat bu sistemi kullanıyor gibi. Bizim biraz da yaklaştığımız, dokunduğumuz bir yer. Burada esas Çağrı Mert Bakırcı devamlı bir doğa yasası olarak evrimi niye bu kadar öne çıkarıyor da gravitasyonu değil ya da ne bileyim başka çekirdek kuvvetini değil de niye bu kadar evrimi kafaya takıyor acaba? Güzel soru. Benim ilgimi çeken şey o olduğu için muhtemelen ama bir de yani realite de var. Yani o saldırılan o olduğu için muhtemelen gravitasyona çok fazla saldırılıyor olsaydı fizikçiler çok ön planda olurdu muhtemelen. Yani evrim mesela bana hep o soruluyor. Evrim nereden geliyor bu evrim merakı? Bilmiyorum. Öyle bir ben evrime ilgiliymişim dediğim bir nokta yok mesela. Çünkü ben küçüklüğümden beri hiç evrim karşıtlığı görmedim. Yani bizim ailemizde, çevremizde falan hiç öyle bir şey yoktu. Yani konuşulan bir şey değildi. Beni bilime yönlendiren kişiler de zaten en hani güncel kaynaklarla evrimle ilgili şeyleri de sıradan bir şey olarak bana sundukları için ben hep böyle bir parçası olarak düşündüm. Ama sonradan lisenin işte ortalarında sonlarına, üniversitenin başlarına doğru olan bir tuhaflık var bu konuda. Yani benim bugüne kadar hep normal gördüğüm bir şeyi insanlar işte oradan sonra o din işte tanrı falan konularıyla tanışıyor insan. Ha bundanmış deniyor. Ondan sonra ya ne var bunda bunu anlatmak lazım diyerek bir işte bilinç altında herhalde öyle bir şey yetişti yıllardan beri. Ondan sonra da o 2010 yılında Evrim Ağacı'nın kurulmasıyla hani bir fiziksel şeye dönüştü. Ailede hiç böyle bir konuşulmadın. Ailede mesela böyle dindar falan insanlar var mı? Evde İslam inancı olması şart değil. Benim dedem benim dedem ilahiyatçı ve askeri orduda bu şeyden önce
hani bu işte ordunun dinsizleştirilmesi falan tarzı olaylardan önce askerlere eğitim veren son albay mıydın? Onlardan bir tanesi İsmi? üst üstübek işte. Sami Kocaoğlu. Aa, eyvallah. Belki duymuşsunuzdur, Evet, görmüşsünüzdür. evet. Kitaplar, çeviriler yapıyor falan Biliyorum filan. ismini. İşte yani ben hep küçüklüğümden beri dinle ilgili şeylerle büyüdüm. Bu Bizim ilginç. ailem, evet. Yani Yani çünkü ben hep yani birinci ağızdan yani artık hani daha nasıl tabii öğrenirsin? mesela Hani sen bu kadar birkaç kere işte. ateist olduğunu beyan etmiş birisisin. Mesela ya bir ateist için böyle bir sorun görmemek normal kabul edilebilir ama bence burada esas ilginç olan ailede dini bir tını olmasına rağmen yani senin bu kulağına bu konuda kar suyu kaçmış olmasına rağmen evrim karşıtlığı konusunda hiçbir şey duymamış olman. Ki 80'lerde 90'larda özellikle 80'lerin ortasından itibaren Türkiye'de hani biraz da o zamanın işte yönetimi destekli bir proje olarak evrim karşıtlığı coşturulmaya başladıktan sonra biraz da yapay olarak köpürtülmüş bir karşıtlık meselesi. Demek ki aslında sizin eve de pek uğramamış. Aslında biraz da dini Şimdi inançlarla direkt alakalı değil gibi. evet yani benim mesela benim ama bunun güzel tarafı belki de o oldu. Çok özgür olunca yani bu konularda düşünme, kafa yorma konusunda ki yani şey de değil hani böyle mesela zorlama yoktu yani benim ailemde. Gidip de Tabii. cuma namazına gitmen gerekiyor. Mesela dedem isterdi gitmemi ama babamlar, annemler hani engel olurlardı. Öyle zorlama isterse gider tarzında. O şey zaten bir hani şey yapıyor. Böyle her fikre daha o noktada maruz kalmış oluyorsun. Benim mesela o ateizmle ilgili hani ona en çok uyduğu için öyle diyorum ama benim mesela öyle hani dinlerle falan filan çok öyle bir derdim yok. Benim için hani din konusu, tanrı konusu, diğer bütün hipotezler gibi bir hipotez ve benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla şu anda dönüp de ona yeterince önem vermek için yeterince kanıt birikmiş halde değil. Dolayısıyla tamam güzel birileri uğraşsın. Benim ilgimi çekmiyor. Uğraşsın uğraşsın. Ben kendi bildiğim ilgimi çeken alanlara odaklanmak istiyorum. Ola ki zaten ya bu şey gibi. Şimdi ben gidip de gravitasyon dedik de gravitasyonla ilgili de özel bir araştırma yapmıyorum. Ama orada bir dolu hipotezler var. Onlarla ilgili de çok fazla böyle fikir beyan edip de bu doğrudur demeye çalışıyorum. Burada çok kritik bir noktaya da geliyoruz aslında. Bilim anlatıcısının görevi bilimsel olarak ne varsa onu aktarmaktır. Değil mi? Şimdi ben diyelim ki ateistim, diyelim ki teistim. Gidip de bunun yani ateizmle eşleştirerek anlatmaya çalışmak, teizmle eşleştirerek anlatmaya çalıştığımda mesela bir makalede yazar mı hiç? Yani biz bunu yaptık ve ateizmle uyumlu olduğunu gördük, bulduğumuz şey. Yani ya da Tanrı'nın var olduğunu bulduk gibilerinden. Bu tür Ya aslında şeyler tamam genelde burada mesela şimdi böyle denmiyor ama işte mesela şu Kırmızı Asa ekibinin de size yönelttiği şeylerde mesela böyle bir itham var. Yani tam suçlama da itham da demeyeyim aslında da böyle bir tespit yapıyorlar. Diyorlar ki ya mesela Evrim Ağacı özellikle Çağrı Mert Bakırcı diyorlar bir şey anlatırken tamamen her şeyi naturalizm felsefesinin üzerine oturtturuyor. Naturalizm ya da işte pozitivist bakış açısı da diyor ki gözlemleyebildiğimiz maddesel nedenler dışında bu oluşun başka bir nedeni yoktur. Dolayısıyla bunun üzerine inşa ediyor gibi. Şimdi aslında ben buradaki karşılıklı bu tespitleşme ve cevaplaşma meselesinde ya şöyle bir şey gördüm. O Nasrettin Hoca modeli yani onlar da haklı sen de haklısın aslında şöyle bir durum var. Sen naturalist olma özgürlüğüne zaten İyi de sahipsin. Yani normali o değil mi? Yani zaten bir şey şimdi ben iyi de yani bilimde mesela dedi ki akademik makalelerde denmiyor. Niye denmiyor? Çünkü varsayılan pozisyon bu. Bunun da çok iyi gerekçeleri var. ha Yani işte naturalist denen bir şey sizin de makalenizde varmış ya arkadaşlar da onu bir uzun uzun edit etmişler. Hani bilimin varsayımları konusundaki makale de olduğu gibi. Yani aslında bu da neticede felsefi bir tercih. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Yani sırf nörobilimsel olarak baksan, gelişimsel olarak insan aklının bir yerden başlaması lazım. Yani yapacak bir şeyin yok. Yani bir teorik zemin kabul edeceksin. Bir takım varsayımlar olacak. Onun üzerine çıkacaksın. Şimdi burada benim yani hatıratımda da çok yazarım kitaplarımda falan filan. Biraz önce bir cümle söyledim. Evrime çok saldırıldığı için muhtemelen ben onunla ilgileniyorum gibi. Şimdi bu saldırıların kaynağı aslında beni en çok meşgul eden şeylerden bir tanesi. Bir taraftan doğru. Yani tamamen fundamentalist, tamamen bir okumayan, bir şekilde bağnaz kafaların
bir yerlerden duydukları kulaktan dolma bilgilerle hede hede bu işe dalmaları, o zaman Adem nereye koyuyorsun işte, maymunlar niye insan olmuyor falan filan hikayeleriyle ortamı bulandırmaları bir konu. Ama bir diğer konu daha var. Evrimsel biyolojinin tarihte çok gördüğümüz gibi bağlamından çıkarılıp bir takım insanlara işte dünyevi ya da seküler hayat görüşleri biçmek için bahane yapılmış olması ve hatta öjenik möjenik gibi meselelere gidecek kadar da abartılmış olması gibi böyle insanların, özellikle eğitimsiz zihine sahip insanların bu meseleyle mesafesini açacak. Yani her taraftan bir taarruz var gibi. Ergi biliyorsun buna avam evrimcilik diyor. Hani evet, yani çok evrimi doğru. Bağlamından çıkartarak böyle bir şey. Bu konuda mesela yani senin şöyle genel bir hissiyatını almak isterim. Çünkü senin bunlardan muzdarip olduğunu biliyorum. Ya o konuda da yani öyle bakacak olursak atomun parçalanması da nerelere kullanıldı ama hiç Evet. o atoma fiziğe saldıran var mı? Şimdi Bohr Aha. modeline falan Rutherford'a saldıran var mı? Bak Yok. burada dikkat Niye et. yok? Burada dikkat et. Mesela biyolojiye kimse bir şey demiyor. Çünkü evrimle biyolojiyi iç içe koymuyor kimse. Yani burada Evet, esas sanki sıkıntı farklı bir şeymiş gibi. ya işte biz Farklı biyolojiye bir bir şey diyor dalıyor. muyuz kardeşim? Adamlar aşı yapsın bilmem. Ama işte evrim yoktur falan. Ya yani onu böyle bir ayırarak bir Ya o hareket şey etme top meselesi. tüfek olayı işte ya. Yani bilimin sadece top tüfek üretmekten ibaret olduğu, işte şu mikrofonu yapsın gerisine karışmasın tarzı bir avam, gene Ergi Hoca'nın tabiriyle bir düşünce sisteminin ürünü o. Yani ki bizim bu konuda da çok güzel bir yazımız var. Temel bilim ne işe yarar diye. Hani işte şey, kaplumbağa yumurtasının kabukları üzerine çalışan bir araştırmanın 1970'lerdeki bir araştırmanın şey akademik takibini yapıyoruz ve 2000'li yıllarda o araştırmayı takip eden araştırmalar sayesinde kanserle ilgili bir ilaç keşfine yol açtığını görüyoruz mesela. Yani temel bilimler hiç alakasız, yani ne yapacaksın yumurtasının kabuğunu dediğimiz şeyler bile ürüne dönüşebiliyor ama ürüne dönüşmesi şart değil. Yani evreni anlamaktan daha önemli bir şey var mı? Hedef var mı? Dolayısıyla şey ama yani sormak lazım, dolayısıyla neden atoma saldırılmıyor? Madem atom bombası gibi berbat şeyler de yapılabiliyor bununla, da buna saldırılıyor. En nihayetinde o evrimin varoluşa dair bir şeyler söylüyor olması. Yani mesela bakın göreceğiz. Evrimle ilgili tartışmalar bence çok uzun sürmeden önümüzdeki birkaç 10 yıl içerisinde tamamen sönümlenecek gibime geliyor benim. Ondan sonra eğer fizikte ola ki bir işte bu çoklu evrenlerdir falan gibi bir şey keşfedilirse, bakın biyoloji unutulacak. Hep herkes fizikten aynı bugün evrimde olduğumuz şeyleri bu tür modeller üzerinden tartışıyor olacağız mesela. Çünkü o zaman ya tamam, insanın varoluşunu anladık da bak evrenin varoluşuyla ilgili çok önemli bir şey söylüyor olacak bilim mesela. Eğer ki ola ki bulunursa, bulunacak demiyorum da. Dolayısıyla şey, aynı Ama şeyi mesela burada ya biyogenezide görebiliriz. fizikte hakikaten öyle bir şey ya da teknolojiye bağlı herhangi bir alanda öyle bir şey çıkar mı? Çünkü burada yani mesela şu anda birçok inanç grubu şey Vatikan'a bağlı Hristiyanlar bile diyorlar ki ya tamam evrim okey abi tabii evrim var illaki Tamam, var. onu Ama çözüyoruz diyorlar yavaş şu yavaş. Adem'i bir ayrı bir yere koyun işte bir insanı bir ayırın. Ya orada bir anlaşalım falan. Şimdi gittikçe Evet. alan daralıyor. Çünkü burada esas sorun insanın varoluşsal anlamı denen bir hikaye üzerinde. Yani öyle bir hikaye Bu üzerine kozmolojideki konumlanmış ki. dediğim şey de işte evrenin varoluşsal amacı. Şimdi bu inanılmaz yapıya bakıyoruz ve bir amacı olmalı diyoruz. Ama bunun gibi zibilyonlarca evren doğal süreçlerle var olabiliyorsa tamam, gene aynı ilk neden tartışması devam ediyor olacak ama bu evrenin bütün özelliği bir anda ortadan kalkmış olacak. Aynı şey insan için geçerli. İnsana bakıyoruz, of muazzam diyoruz. Ama evrimsel biyoloji ne diyor? Bu birçok olasılıktan bir tanesini, yani bir dizinin seçilmesi sonucunda bu şekilde oldu diyor. O özelliği yitirdiğimizi zannediyoruz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu da bence tamamen hatalı. Yani evrimden önce insana yüklediğimiz anlamda, evrimden sonra insana yüklediğimiz, yani evrimi anlamadan önce ve evrimi anladıktan sonra insana yüklediğimiz anlamda, ikisi de tamamen insanın yüklediği anlamlar. Yani bilim bu konuda herhangi bir şey söylemiyor. Biz özeliz, özel değiliz falan filan. Yani bunun kaçınılmaz çıkarımı bazı felsefi görüşlerimizi düzenlememiz ama nihayetinde ben gayet evrimle de var olmuş mükemmel, ya da mükemmel tabii felsefi anlamdan, çok şey değil öyle, hatası olmayan anlamında değil. Bir anlam yükleyebilirim işte varoluşumun çok güzel anlamları, nedenleri vesaire var diye. O çok fazla bir şey değiştirmiyor aslında.
böyle algılanıyor ama sanki bir hani onu Carl Sagan çok güzel anlatmıştı. İşte gün batımında atmosferin neden kızıllaştığına dair birazcık fizik bilginizin olması onun romantikliğinden hiçbir şeyi bozmaz, almaz diye. Evet. Bu da öyle bir şey yani. Dolayısıyla o tür romantik anlamlar diyelim genel olarak bence çok fazla değişmiyor. Ama neden evrime saldırılıyor? Çünkü birincisi çok kolay. Biyoloji matematiksel bir bilim çok fazla olmaması itibariyle herkesin laf söyleyebileceği bir şey ve çok da kolay karikatürize edilebildiği için işte maymundan gelme mesela ne kadar karikatürize bir şey herkese bir laf imkanı sunuyor ama bir atom modeli bile öyle değil. Yani en ufak bir atom modelinde bile bir dolu fizik şey matematik var. Bir dolu alt alan bilgisi gerekiyor. Karikatürize etmesi zor. Ne yapacaksın karikatürize edip mesela? Ama biyoloji böyle değil. Çok daha kolay laf söylenebilen, çok daha kolay herkesin bir şeyler bildiğini zannedebildiği bir alan. Dolayısıyla ne oluyor? Bu o alanda çok daha lakayit tartışmalara sebep oluyor. Halbuki tabii ki Price denklemlerinden, Markov zincirlerinden falan öğrenmeye kalksalar evrimsel biyolojiyi muhtemelen orada da çıkmazdı bu tür tartışma ama o düzeyde anlatılmıyor tabii. Onun bir etkisi temel var. Temel düzeyde anlatılmıyor ki o düzeyi bir kenara bırak yani. Yani bir de o da var tabii yani. Ve yani hani insanlar, insanın yani bu sadece bilim insanı olmayan insanlar için de geçerli değil. Bilim insanları arasında da bu antropologlar yıllarca denemediler mi insanı maymun grubundan ayrı tutmayı, işte insansılar, insanımsılar vesaire diye sürekli bir insanı ayırma çabasını. Dolayısıyla bu çok aslında normal bir şey. Kendimizi, yani biz yaptığımız için bütün kategorizasyonu doğal olarak kendimizi ayrı tutuyoruz. Bir de tabii ki zekanın işte böyle çok ekstrem bir biyolojik olay olduğuna dair bir algıya sahibiz. Dolayısıyla o da bizi itiyor birazcık. Bunların hepsi işte kültürel gelenekler vesaire bir araya geldi mi? Yani insanın işte şerefli varlık olması çabasındayız. Aslında en özünde olan şey bu. Ama hani bakınca neresinden tutarsak tutalım en nihayetinde doğal hani bu doğal sürecin bir parçası olduğunu görüyoruz. O doğal süreç belki işte şerefli bir süreçtir. Evet belki de bilmiyoruz. Yani vallahi şeref meselesi o kadar da böyle hani konuşmaya göre değişir ki. Şimdi Carl Sagan'dan verdiğin örnek bana bir şey düşündürdü. Alan de Botton'un bu ateistler için din kitabında söylediği ilginç bir şey vardı. Ben kendime çok rehber edinmiştim onu. Bizler diyor seküler ateist insanlar yıllardır lecture veriyoruz. Kimsenin hayatı değişmiyor. Ama papazın biri çıkıyor bir preaching yapıyor diyor. Bir vaaz veriyor diyor. Milleti yerinden hoplatıyor diyor. Biz niye diyor derslerimizi vaaza dönüştürmüyoruz? Niye böyle ilham vermiyoruz? Şimdi Carl Sagan gibi bir hani hakikaten belki de bizim pirimizdir yani bilmiyorum işte bilim anlatıcıların en babası. O bile bir güneşin batışı manzarasının güzelliğini vurgulama ihtiyacı hissediyorsa demek ki insanın çok derinlerinde bir yerde böyle bir güzelliği, düzeni, sistemi bir şekilde takdir etme ihtiyacı. Belki de bunu bilim insanlarından bekliyorlar. Yani bilim insanı böyle soğuk soğuk şu şu olmuştur, bu reseptöre bağlanınca bu çıkmıştır falan deyince büyüsü kaçıyormuş gibi geliyor. Belki bizim de biraz siz şiirsel. Onu kişi yapacak işte. Yani artık. Ama yani biz de biraz şiirsel olmalı mıyız acaba? Mesela ben sana onu sorayım. Yani sen mesela şimdi bu kadar evrimle uğraşıyorsun tamam mı? Yani işte hayatındaki güzel bir şeye sen de böyle bir şiirsel bir şey hissediyorsun. Mesela bir gaza. Bir kere ben sana bir şey söyleyeyim Çağrı. Benim sana gözümün takılmasının sebebi dedim bu adam ne kadar heyecanlı anlatıyor ya. Yani senin böyle elin kolun durmuyor böyle nefesin hızlanıyor. Yani bir kere emosyonel bir bileşeni var sende bu işin. O var belli işte oluyor. Yani var. Ha, var ama işte zaten aranan şey var. O bileşen mesela sence vurgulanmayı hak etmiyor mu? Sen mesela dataları... Doğru bağlamda evet doğru ama makalelerde olmaz bu. Bilimin yapılış yok, biçiminde olmaz. Yok makalelerden bahsetmiyorum. Neden? Bu güncel tartışmalardan bahsediyorum. Az önce söylediğim şey buydu işte. Gayet iyi bir nedeni var naturalist olarak yaklaşık. Yani en sade. Naturalist de çok böyle tuhaf bir kelime yani aslında en sade haliyle, en yalın varsayımsız haliyle doğada bir şey oluyor ve bunun sebebi doğadır demenin çok temel bir nedeni var. Ama ben şöyle şimdi felsefi olarak bak orada bir şey var, ayırmamız gereken bir nokta var. İşte ben hep söylerim, ben metodolojik naturalistim. Tamam, ben yani bir şey metafiziksel... yaparken onun öyle olacağına güvenirim yani. Neden? Ama, neden? Çünkü hep öyle şimdi olur. Siz İslam ilahı mi perspektiften anlatsınız. Ben Vishnu perspektifinden anlatsam. Aynı şey. Bununla ilgili de yazımız var. Ne olacak? Hiçbir şey yok. Gereksiz bir kalabalık yüklüyoruz. Evet. Olur mu? Olur. Belki anlaşırız. Belki onun üzerine kavga ederiz ve
ilerleyemeyiz. Ama hiç kimse bu dünya üzerinde, atıyorum işte füzyon reaksiyonunu, fisyon reaksiyonunun nasıl olduğu konusunda bir kavgaya düşemez. Yani düşse de çok teknik detaylar boyutunda olur. Dil üzerinden olmaz. O ek katman, işte romantiklik, duygusallık, işte dini elementler vesaire vesaire, ek bir katman ekliyor, bir karmaşıklık ekliyor. Şimdi bunu yapmıyor mu insanlar ekliyor? Tabii ki yapıyorlar. Bugüne kadar kaç kişi bunu o perspektiften anlattı ve anlatmaya devam ediyor? Yani sanki bunun önünde bir engel mi var? Yok. Ama belirli şeylerde, geniş bir kitleye hitap edecekken, mesela eğitim işte sisteminde, mesela biz bilim anlatıcılığı yaparken, şimdi biz Müslümana da anlatıyoruz, Hristiyana da anlatıyoruz, sataniste de anlatıyoruz. Ve şaka yapmıyorum, bu insanlar varlar. Yahudi'ye de anlatıyoruz. Şimdi ben niye İslam'ı seçip de İslam perspektifinden anlatayım? Tabii ki naturalist, yalın perspektiften anlatacağım bunu. Başkası da çıksın. Onda hiçbir şüphe yok. Şöyle itiraz genellikle... O yüzden duygusallığı da katmamalıyız. Fakat şöyle bir şey. Duygusallıkla hani bir dini inancın etiketi çok farklı şeyler. Şimdi sizin bir kere o byline denen sloganınızda bu yaşam görüşünde ihtişam var diye bir şey var. İhtişam bir duygunun adı aslında. Haşiyet duygusunun adı. Yani baktığın bir şeyin tüylerini diken diken etmesi karşısında hissettiğin durum. Şimdi bir kere zaten işin temelinde, şimdi sana soracağım zaten Evrim Ağacı'nın biraz bize hikayesini anlat diye de, Evrim Ağacı gibi bir şey yapmanızın arkasındaki motivasyon aslında bu ihtişamı paylaşmaya çalışmak. Aslına bakarsan bir yaşam stili anlatıyorsunuz siz. Yani bir yaşama biçimi öneriyorsunuz. Bilerek, öyle anlaşılıyor aslında. Tabii çok mesela arkasını kaşıyarak, yani acık daha neden diye sorarak, değil mi? Mekanizmalarını öğrenerek bir şey anlatıyorsunuz. Aynen. Ha o evet. Ya din öyle. Kelimesinin tanımı bu, biliyor musun aslında? Yani din yaşam yolu demek. Yani bir şekilde yaşamda yaptığın ettiğin, aslında siz de, yani mesela sen ve senin gibi düşünen arkadaşların da aslında bir din fanusu içinde yaşıyorsunuz. Ya bu yaşam tarzına... Tabii ki tamamen... Tamamen işte semantik bir nokta bu. Yani onu da kapsayacak şekilde eminim kullanılıyordur. Yani hiçbir sorun da yok bununla. Yani inançlı olmakla, inançlarla, varsayımlarla, işte hipotezlerle, teorilerle falan. Yani özünde şuraya geliyor aslında olay. Samimiyetle bir iş bulmaya çalışılıyor. Yani bilimde yapılan şey bu. Şimdi ben hiçbir iyi, saygın, bilindik bilim insanının, hatta bilindik olması şart değil, bilinmedik aslında çoğu, yani bilinmedik bilim insanının samimiyetle bir şeyler keşfetmeye çalıştığını, kimse bu alana zengin olayım falan diye girmiyor, girmez de, ondan çok daha kolay işler var çünkü. Keşke desteklense falan, neyse o ayrı konu, ama sonuç olarak samimiyetle kendi alanlarında bir ilerleme kaydetmeye çalışıyorlar ve bunun için elimizde var olan araçları sonuna kadar kullanmaya çalışıyorlar. Eğer ki bir araç, eğer ki bir yöntem, eğer ki bir felsefe şu anda olandan daha iyi katkı sağlıyorsa, doğal seçilim kuralları çerçevesinde o zaten seçilir. Hiçbir güç bunun karşısında duramaz. Lobilermiş, localarmış bilmem ne, hiçbir güç duramaz bunun karşısında. Çünkü dediğim gibi o temel bir merak duygusuyla girildiği için en nihayetinde. Tamam, sistemin çarkları içerisinde kötü şeyler olabiliyor, işte hakem sürecidir, işte editoryal süreçlerdeki problemlerdir, tekrar sorunlarıdır. Mesela bilim sorunsuz bir şey değil. Yaşıyoruz yani şu anda birkaç tanesini. İşte tahmin ediyorum. Herkes yaşıyordur eminim ki. Yani onları bir kenara bırakacak olursak özünde bir, yani neredeyiz biz? Bu karanlık bir oda içerisindeyiz ve ne yapıyoruz bu oda içerisinde? Ne ayak bu? Yani bu nereden geliyor? Bunu biri der ki işte o odayı yapan biri var ve bizim işte test ediyor diyebilir. Belki doğrudur, belki değildir. Biri diyebilir ki ya tamam öyle o olabilir, neden de bir bakalım ne var burada, işte şeyi ne, kim nasıl organize edilmiş falan. İşte birileri onu yapıyordur. Ben bu konuda herkesin her şeyi yapması gerektiğini düşünmüyorum. Yapamazlar çünkü. Bir insan hem o işte felsefi alanlarda iyi olsun, hem teolojik alanlarda süper olsun, hem bilimsel araştırmasında, hem bilim anlatıcılığında, hem bütün bu alanlarda iyi olsun bence çok zor. Yani görüyoruz mesela en basitinden Richard Dawkins, değil mi? Ne kadar çok fazla bilim anlatıcılığı yapıyor, nerede akademik çalışmaları? Neredeyse yok denecek kadar az bir noktaya geldi. Carl Sagan ikisinin tam arasında. Şimdi ismini hiç duymadığınız bir bilim insanı hiç bilim anlatıcılığı yapamıyor. Ama belki mesela felsefe alanında ve aynı zamanda bilimsel araştırmalarda iyidir. Dolayısıyla herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.
Ve bu süreçte yani suçlamanın işte art niyet aramanın işte falan ben çok çocuksu şeyler olduğunu düşünüyorum. O nedenle hani özüne dönecek olursak hani bu bilim dediğimiz şeyin mekanizması birileri tarafından böyle kontrol edilen bir şey değil. Doğal süreç içerisinde gelişen bir şey. Çünkü Evde bir de çok geniş yapabileceğim bir şey sinerji. yani. Evet, tabii ki. Yani böyle o kadar çok parçası var ki o parçaların her birini kontrol etmek imkansız zaten. Dolayısıyla daha iyi bir yöntemi olan varsa buyursun, meydan zaten ortada. Hani nasıl yapılacağını göstersin, hepimiz öyle yapalım. Ama yoksa da o zaman var olanla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu bilim kusursuzdur demek değil, az önce söylediğim gibi nedenlerden ötürü. Bu bilim ben daha iyi bir şey keşfedemeyeceğiz de, demek de değil. Ama şu anda elimizde var olan hani bugüne kadar bir şeyi anladım dediğimiz ne varsa onu bilimle keşfettik. Yani var mı başka benim aklıma gelen bir şey yok. Hani güvenle diyebildiğimiz evet ya bu şekilde olmuştur diyebildiğimiz şey. Tamam o zaman bunu dinle karşılaştırmanın, çarpıştırmanın ya da başka felsefelerle falan anlamı yok. Onlardan da besleniyorsa bir insan ne ala. Beslenmiyorsa da illa besleneceksin diye zorlamanın bir anlamı yok bence yani. Eğer o Zaten daha iyi yapıyorsa seni buyur yani yap. metodolojik bakış olarak naturalist olmanın çok avantajlı bir tarafı var. Anlattığına kimsenin itiraz edebilmesi mümkün değil. Sıkıysa git evde dene. Yani sen de Ve aynı yani şeyi ve bulacaksın yanlış hocam. varsa da Bilimin yanlıştır. zaten Tamam ne güzel. kuvveti ve naturalizmin de açıkçası açık ara galip gelmesinin temel sebebi bu. Yani doğa hepimize aynı şekilde davranıyor. Ve dolayısıyla hani burada kavga etmekten ziyade galiba şu evrimin bağlamından çıkarılıp da insanlara ya kardeşim bak işte, bir sürü Richard Dawkins'in biraz yaptığı o. Richard Dawkins zaten açık olarak dinlere karşı bir mücadelenin bayraktarlığını yaptığını ilan ettiği için o Tabii biraz canım, bilimi tabii. araçsallaştıranlar arasında. Yani bunun Evet. iyi yaptığı taraf var, kötü yaptığı taraf var ama konu ayrı. Şimdi dedim ya sana yayına girmeden hemen bir dakika önce anca bağlanabilmiştik. Arada böyle çete baktım. Ara ara da gözüm kayıyor. Ben burada yorumlar yanda akıyor. Gerçekten Aha, geyik tabii. gene zirvede. Yani bizim yani ben de bir soru moru gelir mi acaba diye bakıyorum ama bizim milletin onunla işi yok. Orada laf yetiştirmekle meşgul. Fakat genel ton şöyle. Her nasılsa bir şekilde tansiyon beklentisi var. Yani Sinan Canan'la Çağrı Mert Bakıcı ya da Sinan Canan'la sınıf arkadaşı Ergi Deniz Öztürk bir kapışsa ya da ne bileyim bir ilahiyatçı Kapışalım çağırsam bir de onunla kapışsam. hocam. Şimdi böyle bir beklentin olmasının tam zıttına Ne konuda işte kapışalım? ben de onu bilemiyorum. Çünkü nasıl insanlar duyup bir yerde etiketliyorlarsa kafalarına koyuyorlarsa şimdi ben daha evvel yani bir sohbette Çağrı Mert Bakırcı ile ilgili uzun uzun konuştum. Yani bana sordular çünkü nasıl biri. Bir konferans, İlahiyat Fakültesi'nde bir konferanstı bu arada. Ve sonuçta geldiğim yer bazı jargon farklarını çıkarırsanız Çağrı muhtemelen benim din kardeşim bile olabilir diye bir noktaya varmıştık. Şimdi Doğrudur. yaşamdaki tercihler, öncelikler meselesiyle ilgili ben çok ciddi bir fark göremediğim için geri kalan farkların hepsinin tali olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela Doğrudur. seneler evvel bir Facebook grubunda Evrim Ağacı diye bir paylaşım gördükten sonra ben işte sizin ekibi takip... Kaç sene oldu bu arada Evrim Ağacı? 9, 10, 11, 2 sene, 2 ay sonra 10. yılımız Vay tamamlanacak. arkadaş teenager bile olmuş ya bakar mısın? Bayağı zaman geçmiş. Yalnız Vallahi çıplak denize girerdi. bu çok acayip bir şey. Yani bu kadar uzun süre böyle bir şeyi sürdürebilmek gerçekten büyük başarı. Konuşacağız. Ve ben onu ilk gördüğüm günden beri şöyle bir şey yaptım. Tabii kaçınılmaz olarak yapan arkadaşların hayat görüşleri yansıyor bir şekilde. Hatta bir iki postunuzun arkasında hafif hafif gerilmişliğimiz de vardı o zaman ufaktan. Ama şöyle Hatırlamıyorum bir ama durum var. vardır yani doğru. Anlatılmaya çalışılan mevzu hepimizin ortak derdi olunca geri kalan hiç problem olmadı. Ben o günden beri işte YouTube kanalınız açıldığında bilmem ne ilk yapışanlardan biri bendim. Şimdi senden bir ricam var. Bize hani in a nutshell diyor ya sizin oradakiler. Şöyle Evrim Ağacı'nın nereden gelip de niye bu kadar sizi uğraştırdığına dair bize bir resim çizsen. Bunu şunun için istiyorum Tabii. özellikle. Bir sürü arkadaşım şu anda yok pandemidir, yok işsizim, yok bilmem neyim diye pinekleyip duruyor. İnternette boş boş vakit geçiriyor. Bak Evet elinde iş internet yapsınlar olan ya. gençler neler yapıyor bir onu görsünler diye açıkçası. Ha, sen de bizden bir sonraki jenerasyon sayılabilirsin. O yüzden acık bir anlat onlara bir çare ol diye de düşünüyorum açıkçası. Tamam. Önce şu şeyi bir değinmek istiyorum yalnız. Ben o yüzden işte ateist falan gibi şeylerden çok kaçınmaya çalışıyorum. Ve bana çok soruyorlar ne dini inancın, ne dini inancın, ne yapacaksın ya sana ne dini inancından ama şey ya çünkü
O kalıplar o kadar insanların kafasında belirli terim dizilerine karşılık geliyor ki ben muhtemelen yani onların birçoğuna uymuyorumdur. Ve dolayısıyla ben siyasette de aynı şekilde, dinde de aynı şekilde böyle madde madde hani şey bu sosyal bilimler araştırmalarında işte şu konuya katılıyorum işte 5 dere düzeyinde 4, 3, 2, 1 diye hani Likert skalası şeklinde bir yaklaşımdan yanayım. İlla eğer yani mesela belli bir konu sunulmalı bana. Mesela atıyorum ne bileyim kürtaj gibi bir konu mesela hani zor bir konu. İşte onunla ilgili alt başlıklar olmalı ve o konuda işte şu kadar katılıyorum, şu kadar katılmıyorum gibi bir şeyler vermeliyiz. Onların totalinde evet belli bir etikete daha yakın çıkmamız çok olası. Ama yani o etiketle ilk muhabbete girildiği zaman işte ben ateyim merhaba çağır ben ateistim diye girildiği zaman zaten bitmiş Ateistik. oluyor konu. Ya yani ben artık aynen ben o noktadan sonra ne anlatırsam anlatayım fark etmeyecek sana. Çünkü senin aklında belli bir ateist şeyi var ve ben artık ona uyuyormuşum. Hele ki bu sosyal medyayla iyice ne kötüleşti bu çünkü bir cümleyle bütün karakteri yargılama konusunda çok motive ediyor bizi sosyal medya. O nedenle de günümüzde hani ondan uzak durmaya çalışıyorum. Ve yani dediğim gibi benim için bilimde de aynı olmak üzere bir dizi hipotez dizisi var. Bu tamamen biasçı bir dağılım gösteriyor. Prior'ları var. Belli bir ön yargımız var buna dair. Doğruluk değerlerine dair. Ve durmaksızın veri girişi var bu hipotezlere. Buna bağlı olarak bazı hipotezler yükseliyor, bazıları alçalıyor. Bunların belli yükselenlerini topluyoruz. Onlardan bir teori yazıp şeyi çıkarmaya çalışıyoruz. Genel perspektifi anlamaya çalışıyoruz. Olay bundan ibaret benim için din konusunda da felsefi alanlarda da aynı şekilde yani illa metafizik değil etik konusunda falan da aynı şekilde. Ve ben bu yaklaşımı herkese tavsiye ediyorum açıkçası. Çok daha ayakları yere basan ama şu noktası var. Cevaptan ziyade sürece odaklanan bir yaklaşım bu. Birçokları sevmiyor onu çünkü bir an önce cevap verilsin, bitsin, gidelim, dağılalım, işimize bakalım modundalar. O tür Sadguru'nun güzel bir sözü vardır. Do you want an explanation or do you want to explore diye. Yani aynen öyle açıklama işte. mı Evet. istiyorsun yoksa keşif Aynen mi öyle. Çok istiyorsun? güzel Açıklama söylemiş işte. kolaycı. Yani yap açıklamayı geç git. Ama burada keşif meselesi esas bizi bir araya Evet. getiren şey galiba. Bir de bu keşfi paylaşma işi. Şimdi çenemiz ikimizin de durmuyor. Sen de Hayır, şişmişsin belli macera hakikaten. anlatamadım. Evet, o aklımda ama. Şişmişin böyle bir zamanında belli ki Evrim Ağacı diye bir şey patlamış sizin ekiple beraber. Evet. Niye bu Bu kadar hala şiştiniz? patlamaya Ne devam oldu? ediyor. Nasıl karar verdiniz bu Kambriyen işte? Hadi bir patlaması. anlat bakalım. Bu şimdi bu yani benim işte üniversiteye girişim sırasında ben biyoloji istediğimi biliyordum. Ama üniversite puanına göre yazıldığı için tercihler işte elektronik tutmadı. Makine mühendisi oldum ben. Öyle oldu yani. Dolayısıyla o şekilde mühendisliğe giriş yaptım ve benim aklımda sürekli ya bunu biyoloji yani tamam güzel işte derslere baktım falan hani keyifli iyi güzel ama benim ilgimi çok fazla çekmiyor açıkçası bunlar. Nasıl olur biyolojiyle birleştiririm bunları. Hani geçti borun pazarı ama birazcık uğraşalım şeklinde. Bir de Niğdeli benim babamlar o yüzden iyi biliyoruz o Aha, deyimi. Neyse sonuç olarak girdik işte bir süre ben orada makineyi sevmeye çalıştım. İşte ben bir makinacıyım falan filan gibi girdik. ODTÜ Makine ve İnovasyon Topluluğunu kurdum orada mesela. 2005 yılından beri faaliyet göstermiyordu. Onu aldık, ismini değiştirdik ODTÜ Makine Topluluğunun. İşte 4-5 arkadaş bir araya gelip şimdi onlar işte Mars için rover geliştiriyorlar mesela. Az önce bugünlerde konuşuyoruz. İnanılmaz işler yapıyorlar. Onu 2-3 sene boyunca durmaksızın önce işte kurduk bir yerlere getirdik. Ondan sonra danışma kurulunun parçası oldu falan filan. O sırada ikinci, üçüncü sınıfa doğru artık ben biyolojiden dersler almak istiyorum. Seçmelilerimi bunun üzerine yapmak istiyorum falan diyerek biyolojiye giriş yapmaya karar verdim. Bu sırada Aykut Kence'ye ve eşi Meral Kence'ye işte e-postalar, daha doğrusu Meral Kence'ye gönderdim. Çünkü biyolojiye giriş dersini o veriyordu. Ve bir hocamız daha veriyordu. İkisine de mail gönderdim. İkisi de şaşırdılar. Bir mühendisin ne işi var, ne alaka falan diye. Gel bir konuşalım dediler ki bu hayatımı değiştiren noktalardan biri oldu muhtemelen. O maile cevap vermeselerdi belki kim bilir neler olacaktı. Hayal bile edemiyorum ama. Gittim Meral Hoca benle 2-3 saat boyunca konuştu falan. Yani inanılmaz bir ufuk genişlemesi oldu orada. Ve tabii ki gel al dersimi dedi. Orada başladım biyolojiye. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Hocalardan korkmayın. Eğer ki bir şey varsa
yapmayı istediğiniz bir şey yazın. O cevap vermezse başkasına yazın varsa uygunsa. Hatta gidin odasına kapısını çalıp hani artık cevap vermek zorunda kalsın bir yerde. Mutlaka faydasını göreceksiniz. Ya Benim Çağrı, o kadar önemli olmam... bir şey söyleyeyim. Bak üniversite okuyan okumaya başladık arkadaşlar. Bak Çağrı'nın bu Herkes söylediklerine aynı lütfen derste. dikkat edin. Her sene birinci derste, yani her senenin ilk dersinde bunu hatırlatmamıza rağmen hala armut piş, ağzıma düş öğrencisi çok fazla. Bak Ben görüyorsun, birazcık hocanın kapısını evet. aşındıran adam neler yapıyor bak. Onu Evet. dinleyin şimdi, öyle Evet, dinleyin. yani şey ben hatta işin biraz bokunu da çıkartarak onun için para ödeniyor bu adamlara, kadınlara diyorum. O yüzden gidin paranızın karşılığını Aynen doğru, alın. vallahi doğru. %100 doğru. Yani evet, yani dolayısıyla tabii o kadar kalpsiz olmaya da gerek yok tabii de, yani neyse, sonuç olarak eğer ki o motive ediyorsa sizi, gidin o şekilde yapın. Dolayısıyla o dersleri almaya başladık ama şöyle bir durum, tam o sıralarda işte ben evrim karşıtlığını artık iyice ne tanıma, yani benim için şaşırtıcı olsa da o bende bir psikolojik travma da yaratmış belli ki, çünkü şunu çok iyi hatırlıyorum ve o, yani o kadar net ki o anılar. Biyolojinin birinci dersinde, giriş dersinde Meral Hoca her evrim dediğinde ben yerin dibine giriyorum. Çünkü utanılması gereken bir şeymiş gibi haline dönüşmüştü o. Çünkü yani ben hep okuyordum ama hiç insanlarda duymuyorum bunu. Demek ki bir tabu var bu konuda. Ama biyoloji bölümünde böyle rahat rahat söylenince birkaç ders boyunca her evrim dediğinde ben ulan ayıp bir şey söylüyor, kesin başımıza belaya girecek gibi bir psikolojiye girmiş. Bunu çok net hatırlıyorum. Neyse Bak sonra biraz önce alışıyorum. yorumlarda bu ifadeni biri yazmıştı. Daha önce söylemişsin galiba. Tabii Allah tabii Allah dedim. Ben de konuşurken ben hep... adam niye utansın falan dedi. Demek hikaye buymuş. Bak çok enteresan. Vallahi ya öyle öyle. Ondan sonra neyse işte biz asistan olduk Meral Hoca'nın, Evrim Ağacı'nın kurucularından Babür Erdem'le birlikte falan. Yani iyice biyolojiyle iç içe, hani öyle sadece gelip giden biri olmanın ötesine geçmeye başladım. İşte fizyoloji dersleri aldım, hayvan davranışları dersleri aldım, nörobiyoloji dersleri aldım. İşte doktora master düzeyindeki derslerden aldık gene, işte sinir bilim dersleri falan filan. Ve ben bütün seçmeli jeolojiden mesela işte paleontoloji dersi aldım mesela, ki bak yani mühendis olarak hiç alakasız gibi gözüken şeylerden bütün seçmelilerimi dayadım. Seçmeliler bittikten sonra da NI, not included olarak ders almaya devam ettim ve bu sırada hani transkriptinizde gözüküyor ama not ortalamanıza katılmıyor. Yani öyle seçenekler de olabilir. Audit falan deniyor burada. Neyse sonuç olarak kendimi geliştirmeye çalışırken orada biyoloji genetik topluluğundan arkadaşlarla dedik ki işte tanıştığın Babür'le falan. Biz bir, yani bir sıkıntı var evrimle ilgili, halk arasında çok geniş bir yanlış bilgilendirme kampanyası sürüyor ki Aykut Kence bunun en önde çilesini çekmiş insanlardan biri. Onun da burnunun dibindeyiz. Bir şey kuralım, topluluk kuralım ve orada işte şey yapalım, önce kendimizi eğitelim, sonra biyolojideki arkadaşlarımızı eğitelim, sonra olursa da belki başkalarına da faydamız dokunur diyerek bir grup, alt grup kurmaya karar verdik biyoloji ve genetik topluluğu altında ve işte toplantılar yaptık vesaire, isim bulmaya çalıştık, böyle havalı havalı bir dolu isimler atıldı, hiçbiri beğenilmedi falan filan. Orada işte Babür'ün artık 3. saatinde toplantının, ya Evrim Ağacı koyun geçin amma çok bıdı bıdı yaptınız diyerek söylemesi sonucunda Evrim Ağacı olarak kaldı ismi ve o şekilde Evrim Ağacı kurulmuş oldu. İşte ben orada bir sene de uzattım üniversiteyi biyolojiden daha fazla ders alabilmek için ve makinede tabii çok öyle iyi olmayınca biraz zorluyor haliyle. Ondan sonra orada işte ben yan dala başvurdum mesela bu sırada. Reddettiler. Dediler ki senin makineden DD6 dersin var. Alamazsın yan dal. Ondan sonra bir daha başvurdum. Üçüncü sınıfın ikinci sene döneminden sonra meğersem yan dala başvurulamıyormuş. Ondan sonra o yüzden reddedildi. İşte falan, yani öyle kendimi hiçbir şey olmasa bile geliştirmeye çalıştım. Evrim Ağacı'nı büyüttük. İşte İstanbul'a gittik, Eskişehir'e gittik, İzmir'e gittik. İşte etkinlikler düzenledik vesaire. Ankara'da bir dolu etkinlikler düzenledik. Böyle Mamak'a falan gittik Ankara'da. İşte Başbakanlıktan arayıp durdurdular bizim semineri falan filan. O tür bir dolu tuhaf, ilginç anıdan sonra, yani bir gün geldiler şeye, ODTÜ'ye geldiler toplantımıza. Biz bakanlıktan geliyoruz dediler. Ne bakanlığı belli değil. Muhtemelen MİT'ten midir artık, nereden? Eğitim Bakanlığı'ndan mı, nereden geliyorlarsa. Oturdular, kameraya kaydettiler, sonra gittiler Sene falan. kaç bu? Böyle Sene hangi sene? bu herhalde işte 2010 veya 11'dir yani ilk O kurulduğu evet, birkaç. Adnan Oktar ekibinden etkili olduğu zamanlar rock'n'roll yani. Onlar olabilir. Bakanlık Tabii. dediler ama işte belki onlardır, Yani bilmiyorum. bakanlık. Onlar direkt, onlar geldiklerinde diyorlar ya. Gelmişlerdi bizim etkinliğe. Biz işte onların Şey anlamında ekibindeniz. söyledim. Yani Kayıt muhtemelen bakanlıktan falandırlar.
Ama O bu aklı muhtemelen onlara bakanlıktandı veren o ya. ekip oluyordu genellikle o Çünkü zaman. korumayla falan geldiler. Şey Tabii. değil. Ötekiler direkt geliyorlar. Onlar Tabii çok tabii. korkmuyorlardı öyle. Bunlar korumayla falan gelmişlerdi. Neyse yani bir dolu böyle değişik şey. Ama bizim yani hiçbir ciddi sorunumuz olmadı. Çünkü geldiler biz de yani zaten o da tanışma toplantısı gibi bir şeydi. Anlattık nasıl bir şey olduğunu. Herhalde bundan bir şey çıkmaz deyip gittiler ondan sonra. Böyle herhalde solcu bir örgüt falan mı diye de düşünmüş olabilirler be. Bilmiyorum. Neyse sonuçta çok da şey yapmayalım. Spekülasyonda bulunmayayım. Bilmiyorum çünkü ne amaçla geldiklerini. Ondan sonra Evrim Ağacı büyüdü. İşte sosyal medya hesaplarımız, internet sitesi falan filan. O zamanlarda Facebook daha yeni yeni böyle Türkiye'de hızlanıyordu. Biz o rüzgarı yakaladık. Böyle bir zamanlar şeyle falan bu I Fucking Love Science'la falan. Hani onlar 50 bin civarındaydı. Biz böyle 5 bin civarındaydık. Yakalarız falan filan diye gaza gelmiştik falan. O zamanlar küçük kurulma aşamaları. Tabii sonra işler biraz öyle gitmedi. Onlar bayağı büyüdüler ama neyse sonuç olarak bu şekilde yani inanılmaz bir çaba yani işte 8 saat 9 saat ders makinede çıkar çıkmaz biyoloji bir departmanına gidip işte toplantı 2 saat ders anlatımı işte nerede etkinlik yapacağız ne yapacağız işte o zamanki sevgililerimizi götürüyoruz işte toplantıya çünkü anca orada görüşebiliyoruz falan filan. Hani böyle fedakarlıklar benim o şekilde ayrılmışlıklarım var sırf Evrim Ağacı'na çok sevdiğim için ve şey yaptığım için hani o yolda gitmek istediğim için uyuşamadığımız insanlar oldu falan. Neyse sonuç olarak tüm bunların sonucunda Evrim Ağacı bayağı büyüdü. Ben doktoraya gitme kararı aldığımızda biyoloji topluluğuyla bir araya geldik. Dedik ki böyle böyle burada devam etsin Evrim Ağacı. Başka birileri başkan olsun buna. Ben de internet üzerinden devam edeyim. 2-3 sene boyunca öyle götürdük ama ben buraya geldiğimde bırakmadım. Doktora hayatım boyunca sürekli yeni yazılar, yeni geliştirmeler falan filan. O zaman başka programcılarımız falan vardı. Büyümeye devam etti. En nihayetinde benim burada olmam, Evrim Ağacı'nın orada olması sıkıntı oluyordu. Benim de doktoranın sonlarına gelmeye başlamıştık. İşte evlendik, ettik, onlar oldu. Onun sonucunda doktoranın bitmesiyle birlikte bir karar aşamasına gelindi. Ya Evrim Ağacı bizim mesleğimiz olacaktı ya da akademide kalacaktık. Eşimle oturduk, konuştuk o olasılıkları yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, yeterince destekçimiz çıkar mı, maddi destekçimiz falan filan. Yani birazcık karanlık olsa da belli olmasa da o yolu seçtik. Evrim Ağacı'nı akademiyi takip etmeyeceğiz. Yani akademide devam etmeyeceğiz dedik. Evrim Ağacı'nı burada bir şirket olarak konumlandırıp bilim eğitim şirketi olarak şimdi o şekilde yola devam ediyoruz ve ayakta durmaya çalışıyoruz. Yani böyle hızlı bir in a nutshell bu şekilde anlatabilirim. Ama Yani tabii şu çok anda fazla sen detay. bayağı 7/24 vaktini şeye Evet. ayırıyorsun Evrim Tam Ağacı'na. Evet. olarak 7-15 Peki civarında. 7 gün 15 saat her gün. vizyon ne? Vizyon bu işin gittiği yer neresidir? 15 sene, 20 sene, 30 sene sonra Evrim Ağacı'nı ne yaparken görmeliyiz biz acaba? Evet, bizim vizyonumuz şu anda Türkiye'nin ilk önce, sonrasında umuyoruz ki dünyanın en büyük bilim severlere özel sosyal medya platformuna dönüştürmek Evrim Ağacı'nı. Bunu yaparken hem insanların bilimsever kimliğiyle tanımlayanların ki buna çok değinmedik. Aslında kimlik sorunu birazcık yine kimlik politikası aslında sıkıntının bir kısmı. Bazı insanlar kendilerini dindar kimliğiyle tanımlıyorlar. Bazıları daha böyle mesela bilimsever sanat işte ne bileyim felsefe kimliklerini ön plana çıkarıyorlar ki gayet dindar da olabilir bu insanlar. O kimliklerin çatışmasından sorunlar çıkıyor mesela. Yani biz bu tartışmayla bir derdimiz yok ama bilimsever kimliğiyle tanımlanan insanların kendilerinin yalnız olmadıklarını göstermeye çalışan bir platforma. Hani bak bu insanlarla bir etkinlik düzenleyebilirsiniz. Bunlarla bir araya gelebilirsiniz. Bu yazarın bak böyle yazıları var. Belki bir irtibata geçmek isteyebilirsin tarzı bir eğitim slash işte sosyal medya platformuna doğru dönüştürme amacımız var. Ya bu arada sana şeyi söyleyeyim. Hani ben yetişme tarzı ve genel networking itibariyle çevrem biraz karışıktır. Her meşrepten adam var. Doğru. Ama her meşrepten kişilerden özellikle de dini kimliğini ön plana çıkarmayı seven kendini öyle tanımlayan insanlar arasında Evrim Ağacı'nın çok ciddi takipçisi var. Yani Var var evet. ben bunun da sence açıklamasını merak ediyorum. Yani aslına bakarsan gayet la dini
böyle şey bir Bazı olgunsal tutacak. eleştirilerin yanlış olduğunu gösteriyor işte. Yani demek ki doğru bilgiyi verdiğin zaman inanç, minanç Ya bilmem ne bunların hepsi ikinci, o üçüncü sırada kalıyor. tamamen işte yorum meselesi. Yani işte evrim ağacı ateizmi yaymaya çalışıyor. Tamamen bir yorum meselesi. Hiç öyle bir şey yok yani. Çok uydurma bir eleştiri. Şey, yani bence insanlar kandırılmadıklarını anladıkları zaman hoşlarına gidiyor ve en önemli kriter bu. Ve zaten o yüzden eleştiri de aslında sizi kandırıyorlar noktasında gelmek zorunda oluyor. Çünkü diğer taraflara dan çıkacak malzeme yok. O yüzden en olası yolu seçiyor insanlar ki böyle spesifik bir gruptan bahsetmiyorum. Bana her gün böyle hiç aklıma hayalime gelmeyecek o kadar çok fazla mail geliyor ki bize. İşte bak şurada sizinle ilgili şöyle bir şey söylemişler, burada sizinle ilgili şöyle bir şey söylemişler. Ve onların hepsinin özündeki aynı noktaya denk geliyor. İşte sizi kandırmaya çalışıyor evrim ağacının asıl amacı bu. Bunun ötesinde daha ben bugüne kadar hiçbir şey görmedim. İşte yani çünkü Valla diğerleri ben nasıl geliyor? Ya şurada bir hata var galiba, bir bakar mısınız diye geliyor. Çünkü aydın insan öyle hatayı bildirir. Değil mi? Onun dışında kalanların hepsi bir karalama politikası peşinde ve bunu valla burada çok hazır fazla. sen de buradayken sonuçta dini inançları olan bir insan olarak şunu deklare etmek isterim. Eğer özellikle böyle saf gerçekten bilimsel amaçlarla insanların bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla çalışan evrim ağacı gibi ya da herhangi bir başka ne bileyim kimler bilim filleri var onlar bunlar bir sürü bir grup var. Evet, çok güzel Bunların gruplar herhangi bir var, evet. tanesini böyle bir şeyle itham eden birileriyle karşılaşıyorsanız arkadaşlar orada sizin dikkatinizi üzerinde tutmaktan fayda elde edebilecek bir odağın etkisi var demektir. Yani siz eğer dikkatinizi onlardan çekerseniz onlar o faydadan olacaktır ve bu yüzden size bunları söylemektedirler. Çünkü hani hangi din adıyla olursa olsun gerçekten inançlı bir insanın ilk işi bilmeye çalışmak olmalı zaten. Dolayısıyla burada bilgiye böyle bir mesafeyle işte sizi dinden attıracak bilmem ne falan filan diye bakmanın biraz Ya orta bir de o çağ. kadar kırılgansa zaten dini Aynen öyle inancını bırak zaten bir gitsin sıkıntı var diyoruz demek zaten. İnancın iki şey ki okumakla gidecekse bırak gitsin dönerse senin ya. dediği bir sloganımız var yani. Bırak bir dolaşmaya çıksın. Yani. Belki bir havalanmak iyi gelir diyoruz genelde. Evet. Şimdi bu kadar yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, anlatıyorsunuz, video çekiyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Biz de uğraşıyoruz bir taraftan. Mesela bizim açık beyninde temelini Evet, oluşturan biliyorum. insanın fabrika ayarları meselesi aslında tamamen evrimsel perspektifle insanın bir daha resmini çizmeye çalışma uğraşı. İşte hatta ben bu ayın sonlarında inşallah bir halk için teori diye bir şey anlatacağım insanlara. Yeni bir formülasyon peşindeyim. Ama hala ne yaparsak yapalım sen de ben de biz de bütün ekip karşılaşıyoruz. Madem öyle işte şimdiki maymunlar için insan olmuyor şey mesabesinde bir yaygın refleks var. Daha fazla şimdi sen bu işte çok tecrübeli bir ekiple beraber çalışıyorsun. Bundan sonraki seviye nedir ki? Hani leke çıkmazsa bilmem karbonat dök hödö hödö yap gibi ekstra muameleler var ya. Daha fazla ne yapılabilir? Yani bilgiyi yayma konusunda hem senden ilham alayım istiyorum hem de belki bizi dinleyenler bunu uygulamak isteyebilirler. Tavsiyeler ne olur? Bence o kitle giderek azalıyor ya da sessizleşiyor çünkü yani herkesin ona verilecek refleksif tepki de artık toplum içerisinde yerleşmiş halde. Saçmalama evrim onunla ilgili bir şey değil dediği anda zaten anca gene lakayt noktalara çek yani kimse tartışmak istemiyor bunu artık. Çünkü çok belli bariz bir şekilde anlatması mümkün bir konu ki işte evrim ağacının kurulma motivasyonu oydu. Biz bazen diyorlar şunlara neden cevap vermiyorsunuz? Bunlara neden cevap verelim? Biz hiçbir zaman cevap vermedik ki. Benim düz dünyacılarla derdim sıkıntımız oldu ama evrim karşıtlarıyla sıkıntımız olmadı hiç bugüne kadar. Çünkü biz hiçbir zaman evrim karşıtlarına cevap verme merakında değildik. Aynı şekilde bilim karşıtlığı da aynı kategoride değerlendiriyor ama düz dünyada ister istemez oldu. Yani işin doğrusunu anlatınca üzerlerine alındılar. Ama onun haricinde bakın o kitleyle insanları evine tekrar tekrar İşte şey gönderen, polis gönderten çeteyle derde düşmedik seçtiğimiz yöntem yoluyla ama gittik çok alakasız mesela
insanlarla düştük. Neden? Çünkü bizim stratejimiz hiçbir zaman cevap yetiştirmek olmadı ve bu bugün sosyal medyanın geldiği yerle çok güzel görüyoruz. Covid-19 salgını sırasında yayılan yanlış bilgilerle mesela. Hep tekrar tekrar araştırmalar gösteriyor ki komplo teorilerini veya yanlış bilgileri yanlışlamaya çalışma işlemi sırasında genel halkın, izleyen popülasyonun aklında kalan şey komplo teorisinin kendisi oluyor. Çürütme çabası değil. Çünkü komplo teorisi duygulara hitap ediyor. Ötekisi gerçeklere hitap ediyor. Duyguya hitap eden akılda daha güçlü bir bağlantı oluşturuyor, anı oluşturuyor ve hatırlanmaya çalıştığı zaman o tarafı hatırlıyor. Gidip de doğrusunu değil. Bunun anlaşılması gerekiyor. O yüzden bizim hiçbir zaman çabamız oturalım ki yani amaç para kazanmak olsaydı biz biliyoruz nasıl para kazanılacağını. Bilmiyor muyum ben şimdi gidip önüme gelen herkesle kavgaya tutuşsam para kazanacağımı çok iyi biliyorum. Ama İnternetin iş o değil. Reytinginin İş doğru temel onu kuralı neticede yani. Yani o diyorlar ya hani kapışın diye. Ben şimdi sizinle burada kapışmaya yönelik bir çaba içerisinde olsam, atıyorum dine saldırmaya çalışsam daha çok reyting getireceğini Ver bilmiyor muyum ben? reytingi. Biliyorum Şak hep. şak. Tabii. Tabii ki biliyorum. O yüzden şunu tavsiye ediyorum. Hani tavsiye olarak önümüzdeki süreç için ilkelerini iyi belirlemeli insan. Mesela bizim felsefi görüşümüz dediniz ya belli yani kurucuların belirli. Şimdi biz mesela hepimiz X cemaatinin üyesi olsaydık mesela muhtemelen o perspektiften anlatmaya çalışacaktık. Yani bu gayet doğal bir şeydir. Hani o şeye de girmiyorum çok fazla böyle herkes muazzam bir şekilde objektiftir geyiğini kimseye pazarlamaya da çalışmıyorum. Ama amaç olabildiğince yalınlığına sağlamak hani ortak dili sağlayabilmek adına ve bizim takipçilerimizin bu kadar geniş bir kitleden olmasının ana nedeni de bu. Bizim ilkelerimiz 2010 yılında belirlendi. 2010 yılından beri aynı ve hepsine adım adım uymaya çalışıyoruz. Ve orada biz zaten ilkelerimizde bu felsefi olabilecek konularda işte metodolojik naturalizmdir, işte realist yapısalcılıktır vesaire vesaire gibi konulardaki tutumumuzu zaten 2010 yılında yazmıştık. Halen de aynı şekilde duruyor. O konularda eğer ki illa evrim ağacı X'tir denecekse bari oraya yani biz bunu yayınım gizli saklı bir şey değil. Belirli pozisyonlar almanız gerekiyor ve bu pozisyonlar bana göre bilimin %99.999'unu temsil eden pozisyondur. Biz de zaten amacımız bilim ne diyorsa onu anlatmak olduğu için aynı şekilde bunu takip ediyoruz. Eğer bir başkasının ilkesi başkaysa o ilkeleri belirleyin ve bunu teste tabi tutun. Aslında hepimiz kültürel evrim içerisinde bir mücadele veriyoruz aslında var olma mücadelesi. Yani memler üzerinden falan da düşünebiliriz bunu. Bazılarımızın ilke seti daha başarılı olacak, bazılarımızın ilke seti daha başarısız olacak. Bakalım hangimizinki daha başarılı olacak göreceğiz. Güzel. Doğal seçilimin onun buradaki ben doğal seçilime inanıyorum. Evet. Ben de çok onun iyi haricinde... çalışıyor, iyi çalışıyor. Zaman evet, alıyor evet. Ama iyi çalışıyor yani. Evet biraz da yavaş ama işte dediğim gibi parametre seçiminden o. Bu arada neyse, ben senin onun... son söylediğinden bir şey çıkarttım. Yani evrim ağacının ya da genel olarak bilimin ya da naturalizmin ya da pozitivizmin ya da materyalizmin söylediğine hakikaten hakikatli bir itirazınız varsa açın bir antimateryalizm ağacı. Bildiklerinizi güzel güzel gerektirenleri siz evet de yazın zaten değil mi? var. Yaratılış ağacı mı ararsınız? Var var Neler tabii. vardı ya? Ağacını kullanan çok var. Dolayısıyla iyi oynayan kazansın yani. Bakalım işte biz de bu evet, doğal evet. seçilimde bunun şeyini Evet. sonuçlarını görelim hep beraber. Yani ben bir de şunu söyleyeyim. Ben açıkçası hiç dert değil. Biri mesela atıyorum evrim hani en böyle tartışmalı halk arasındaki konu ya. Evrimdeki her şeyi doğru anlatsınlar. Sonra desinler ki bak bu ne güzel Allah çok güzel bir yasa koymuş ne de güzel yaratıyor desinler. Ben yani ben uğraşmam onunla kavgaya tutuşmaya. Tutuşacaklar elbette vardır ama o ben değilim. Ve evrim ağacı değil. Tamam Zaten peki bu güzel. Oradan. şöyle söyleyeyim bu kavgaya tutuşulacak bir şey de değil. Şimdi yani bir insanın dini Yani inancı neyden tutuyor? zaten Hani anca ateist kimliğiyle ya tutuşabilirim. O da şöyle yani yok hayır kimseye işte bunu o saçma tartışmıyor. olan zaten evrimi bağlamından çıkaran da o. Bir insanın dini inancı dediğin zaman dünyada gördüğü şeye verdiği anlamdır. Yani sen bakınca aynı şeyi ben bakınca aynı şeyi görüyoruz. Ama buna bambaşka anlamlar vermekte sonuna kadar özgürüz ama anlam gerçeği çarpıtıyorsa esas sorunumuz burada. Yani gerçek Bir de orada şöyle bir gözlemlenebilirse. şey de var. Benim kendi gördüğüm şeyi her zaman birebir yansıtmak zorunda da değilim. Ben bir mesela pek tabii dindar biri de olabilirim ama illa dindar bir perspektiften yazmak zorunda değil. Zaten Ya mesela siz buna sorun güzel bir şu. örneksiniz mesela. Dindar bir perspektiften anlama dair, edebiyata dair vesaire yazarsın.
Ama bilimle ilgili konuşurken önce değerleri ortaya koyacaksın. Benim başıma çok ilginç bir şey gelmişti Çağrıcığım. Bundan bir 10-15 sene kadar önce daha böyle popüler konferanslar ya vermiyordum ya yeni veriyordum. Beni bir liseye çağırdılar, böyle muhafazakar da bir lise. Kaos teorisi anlatmamışlar da. Ben de gittim baştan aşağı yardırdım. Çekerlerdir, pendulumlardır. Böyle vallahi fizik müzik yardırdım. İşte böyle bir de gizli düzen falan filan arka planda çocukların ilgisini çekti. Bu arada çocukların ilgisini çekmekte çok zorlandım. Çünkü bir işgüzel öğretmen benim kitabımı, ilk kitabımı çocuklara dağıtıp bir de üstüne sınav yapmış. Bebeler bana çok bozuktu yani. Ve öyle Hadi bir ya. 5-0 geride gittim ben şeye. Neyse çocukları toparladık. Sonra müdürün odasına çıktık. Müdür dedi ki biraz da böyle bir ortak arkadaşlarımız var. Benim de hani dini inançları falan olan bir insan olduğumu biliyor. Ya dedi hocam, affına sığınarak bir şey soracağım sana. Sen dedi 2 saat konuştun dedi. Ya bir kere bile Allah mallah demedin ama sen ne anlattıysan ben Allah anladım dedi bana. Evet, Şimdi işte aynen dedim abi, demek ki mevzu Allah'lık. Ben ne yapayım? Yani ben sana bilimin ne anlattığını öyle. anlatıyorum. Sen oradan ne Evet. çıkarırsan sen özgürsün bu durumda. Tabii ki. Ama gidip oraya Tabii yüce ki. Allah bak kaotik atraktörü böyle yaratmış diye girersen konuya, işte o Onu zaman kabul etmeyenleri elemiş oluyorsun. aynen öyle Yani büyük bir ve sıkıntı. onu o şekilde, birincisi o şekilde yani hiç kabul etmiyor olabilir. İkincisi kabul ediyor olabilir ama senin perspektif, yani şimdi din bir tane bir şey değil. Yani kimse birbirini kandırmasın. Ben hep onu da söylüyorum. Yani eğer mesela dinin reformist yorumlarının gelenekselci yorumlarla uyuşmaması senin için bir problemse git onu dindarlarla çöz. Bana niye geliyorsun? Yani işte evrimle uyumlu mu uyumsuz mu konusu, din konusu. Ya bana ne ondan? Sen onu senin kendi içinde çözeceğin bir şey. Mesela benim bir Dolayısıyla uğraşı alanım burası. Ben dindarlarla evet. yıllardır bunu tartışıyorum. Sanıyorlar ki ben vaaz veriyorum. Arkadaş diyorum ya, önce bir evrimi öğren sonra itiraz ediyorsun. Evet, benim senelerdir uğraştığım şey yok. En fazla da referansı şimdi son zamanlarda Evrim Ağacı'ndan falan vermeye başlayınca benim kitaplar dışında. Yani Evrimcisin. şimdi siz bir evrimci olarak falan diye konu açılmaya başladı artık. Ya O da en illa bir kötüsü şeyci ya. yapmak zorunda ki beni anlasın. Ya Yani işte anca o söylediğimin şekilde, çünkü o dinlemesi duygusal çok zor insanların. tepki Yani veriliyor. ne O yüzden. kadar zor bir iş, yani özellikle Türkiye hedefli bir şey yaptığınız için zor bir iş yaptığınızın Zor. farkındayım. Bunun da bizim özellikle takipçiler de açık bir şekilde farkındadır diye düşünüyorum. Ben sevgili bizi Çok. takip eden arkadaşlar, yani şu anda chat'i geyiğe boğan arkadaşlar dışında bir de böyle sessiz böyle büyük dikkatle radar gibi izleyenler olduğunu biliyorum. Var var, Onlara şunu demek istiyorum. Bizim açık beyinde, işte Çağrı ve ekibinin Evrim Ağacı'nda yazdıkları şeyler insanların zihnine atılmış tohumlar gibidir ve bu tohumları saçacak yardımcılara ihtiyaç var. Paylaşın. Bu sözün yayılmasını sağlayın. Çünkü bizler mesela inancımız, dünya görüşümüz bambaşka da olsa anlattığımız şeyi bir amaçla anlatıyoruz. Daha iyi bir gelecek istiyoruz. Yani yaptığımız şey aslında bu. Bilmiyorum hani paylaşır mısın bu söylediğimi? evet. Ne olursa olsun Şu. neticede bir katkı vermeye uğraşıyor herkes yani. Evet, kesinlikle. Yani şu çok önemli. Bu gene sosyal medya üzerinde şimdi bu seçim, Amerika'daki seçimler vesaire konusunda çok gene tartışılan. Eğer Netflix'te izlemediyseniz bu Social Dilemma belgeseli de epey meşhur etti bu konuyu. Geçenlerde biz de izledik. Muhteşem bir Orada da belgesel bu çok arada. tartışılan. İzlemeyenler Evet, muhakkak evet. izlesin arkadaşlar. Şeyde sıkıntı var. Yani temel gerçeklerde anlaşma konusunda sıkıntı var. Yani bilim camiasında evrimin gerçekliği konusunda hiçbir tartışma yok. Ama daha bu noktada anlaşamıyorsak bırak yani o din falan, anlaşmamız imkansız zaten. Yani anca şans eseri aynı sekte doğduysak anlaşabiliriz. O da tamamen kültürel bir mesele olduğu için. Onun harici, o yüzden bu oluşumların yapmaya çalıştığı şey gerçek olarak bildiğimiz, ki bunlar ben gerçek olarak diyorum ama aslında kastettiğim şey, bu konuşmada da sözünü ettiğimiz o biasçı dağılım içerisinde en yüksek olasılıklara sahip olanlar. Yani Yarın bir kimse günde gerçeğe değişebilir vakıf değil. olanlar. Yani Tabii kimse gerçeğe vakıf değil. Her aynen birimiz öyle. ona yakınsamaya çalışıyoruz. Zaten gerçeğe vakıf olsak niye uğraşıyoruz? Bunu ben işte o tasarım uzayı konusuna girmedik ama tasarım uzayı perspektifinden düşünecek olursak da en uyumlu parametre kombinasyonlarını biliyor olsaydık bir tasarım ürünün en iyi performans göstermesi için mühendisliğe, dolayısıyla bilime ne gerek kalırdı? Zaten o kombinasyonları koyar yapardık en iyi performans gösterecek ürünü. Ama öyle bir bilgiye vakıf değiliz. Dolayısıyla hepimiz karanlıkta işte odayı çözmeye çalışıyoruz, içinde bulduğumuz zifiri karanlık içerisinde. Orada aletler kullanıyoruz. O nedenle temel gerçeklerde burada kapı var, burada bir kedi var, burada işte lambaya benzeyen bir şey var
noktasında anlaşalım ki sonra sen istediğin yorum yap onunla ilgili. Bana ne? Yani sen ister Vişnu'yla değerlendir onu, ister Zeus'la değerlendir, istersen Tanrı'yla, Allah'la, Yahve'yle değerlendir. Hiç önemli. İstersen ateistik yorumunu yap. Hepsi yorum olacaktır bunların. Ama sen kalkıp da bu gerçek yorumdur dersen o zaman hiçbir ortak nokta bulamayız biz. Yani o zaman gerçeğin doğasında anlaşamıyoruz demektir. Benim önümdeki bu mikrofonun gerçek olduğunda hemfikir değilsek o zaman zaten daha ötesine gidemeyiz. Tabii ki bu noktada bir varsayım yapıp ulan bu bir gerçektir herhalde işte deneyimleyebiliyoruz vesaire diyebiliriz. İşte ama onu orayı, da eleştir. Orayı çok uzun konuşmamız lazım. Yani evet orası bir ayrı derya ama biz sonuçta günlük yaşamın düzeyi içerisinde dediğin gibi bir konsensusumuz olmalı. Ya yani, aynen bir ortak noktada yani buluşacağız ki ilerleyebilelim. Ama çünkü bir şeyler yoksa camış gibi otur sabaha kadar oturduğun yerde. Yani sonu yok ki onun. Evet. Ya istediğin kadar otur. Nideri işte benzetmesi ona, çıktı şu anda. Masa başı felsefeciliği ha. diye. Yani masa başı felsefeciliği yap sabaha kadar. Ne olacak? Aynen. Ama bir ilerleme belli bir... Ya bir de şunu söylemek istiyorum. Bilimin pragmatik bir doğası var. Bunu kabul etmek zorundayız. Yani o yüzden dedim. Eğer ki bir şey işe yarıyorsa o şey bilimde zaten kullanılır. Yani çünkü... Onu kullanan eğer ki işe yarıyorsa kullanmayana karşı avantajlı olacaktır. Tabii ki onu kullanan öne geçecek ve yayılacaktır o yöntem. Dolayısıyla o pragmatik doğa birazcık şeyi veriyor. Bilimin güvenilirliğini ve ileri giden itici motorunu veriyor aslında. Bunu da anlamak lazım. Yani benim tavsiyem hiçbir şeyi böyle kutsallaştırmamak, bilim de dahil olmak üzere buna. Bilim bir metottur. Sadece çok güçlü olduğu için anlatmaya değer bir metottur. Onun haricinde sen başka metotlar hoşuna gidiyorsa onları da öğrenebilirsin, kullanabilirsin. Ama başkalarından, eyvallah, bilimi anlatanlardan sana bunu anlatmasını bekleme. Öyle bir beklenti içerisinde olma. Yanlış bir beklenti içerisindesin. Bu yani otobüs şoföründen kuantum fiziği anlatmasını beklemek gibi bir şey olur mesela. Adamın işi o değil ki sana gelsin onu anlatsın. Bu arada sevgili doktor, uzman doktor Hüseyin Ünübol, izleyicilerimizin arasında Üsküdar Üniversitesi, benim de çok iyi dostum. Demiş ki ilk kez Sinan Hoca'yı bastıran biri çıktı diye. Yavrum, Çağrı Mutlakırcı bugün konuk. Misafirin lafı evet. Üstüne laf söylenir mi? Orta yerde daha coşarız. Ama o bugün evet. Konuk burada. Bu arada Çağrı ile bizim ancak heyecandan sesimiz yükselir. Ben öyle bir noktaya geldim. Bizim birbirimizle çelişeceğimiz, tartışacağımız, yani ters düşeceğimiz konuların sayısı birlikte hareket etmemizi gerektiren konulara göre yok denecek kadar az. Dolayısıyla ya, ben evet. bu sinerjiyi çok önemsiyorum. Yani işte burada evet, ya yorulması gereken bir çok şey var. Çok fazla ilgimi çek. Ya ben mesela din felsefesi konusunda hani çatışacağımız beklenen noktada ben çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Yani çok güzel bir konu ama yani zaman bulamıyorum ona da böyle akademik düzey. Ben böyle hani işte mesela öncül falan gibi ekipler yazsınlar bir şeyler, onları okuyayım. Aa bak bu görüşte varmış, işte Plantinga bunu söylemiş, işte şöyle bir tartışma varmış, işte argüman böyle kurulmuş. Ben onları okumayı seviyorum. Gidip de Allah var mı, Tanrı yok mu, işte din doğru mudur? Bunları yaptık forumlarda falan, çok yaptık. Sıkıldım, bitti gitti. Evet, zamanında yani, güzeldi, sonrasında kabak tadı evet. verdi artık. Şimdi Evet, önümüzdeki yani bir yere de maçlara varılmıyor bakalım. çünkü. Vallahi doğru söylüyorsun. Çağrı'cığım, normalde bu programın saatini biz bir saat demiştik ama yani vallahi senin şeyine doyum olmuyor muhabbetine. Bir Devam buçuk edebiliriz. Benim saate için sıkıntı yok. yaklaşmışız. Şimdi format gereği yavaş yavaş kapanışa Tamam. geçeceğim ben. Ama ben Tamamdır. sana bir şey daha sormak istiyorum. Hazır böyle seni keyfi yerinde, coşkun bir şekilde bulmuşken. Çağrı Mert Bakırcı'nın kendi yaşamının nihai anlamına dair, gelecekteki projeksiyonuna dair resmi nasıl bir şeydir bizimle paylaşmak ister mi? Yani şimdi birçok insan bunu mesela ya milli, ya dini, ya tarihi bilmem ne bir takım misyonların belli ritüellerle uygulamasında buluyor. Yani diyor ki ben şunları 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 yaparsam iyi bir insan olurum. Çağrı Mert Bakırcı için kendisini tamamlayan, kendisini en iyi versiyonuna dönüştürecek olan hayali nedir? Niye yaşıyor Çağrı Mert Bakırcı? Her sabah niye kalkıyor yataktan? Bir bize bunu söylesene. Benim için ya bu çok güzel bir soru ve benim bir saniye bir şeyi açmaya çalışıyorum. Eğer açabilirsem daha güzel olacak. Marş falan verecek arkadan Çağrı şimdi. Hayır. Just... Ne denir Last Will olayına Türkçe'de? Last Last Will. Whale. Ha şey, vasiyet. Vasiyet ha.
Şimdi geçenlerde birkaç ay önce, yani bu özellikle Covid-19'un çıkmasıyla falan birlikte insan biraz düşünmeye de başlıyor. Yani hani ya başa bir şey gelirse falan filan diye. Benim orada işte şey, burada bir form var, onu doldurabiliyorsun. Resmi belge olduğunu gösteriyor işte şahitlerle falan filan. Hani bir şey olursa başına, yani öyle çok bir varlığımız falan olduğundan değil ama hani o içine yansıtma işini yapma fırsatı veriyor insana. Çünkü soruyor. Son dileğiniz nedir ölümünüzden sonra? Yani dilekleriniz nelerdir diyor. Ve hani ben mesela burada yazdığıma bakınca hani son derece basit şeyler, aslında tahmin edilebilecek şeyler istiyor insan. Hani sevdiklerim, yani ben öldükten sonra bence benim farkındalığım olmayacak benden sonra olup bitene. Ben işte şeyden mi atılmışım, arabanın altında ezilmiş miyim artık? Yani onun hiçbir Yani benim cesedinin durumunun ne içimde bir olduğu çok karşılığı, umurunda değil diyorsun. evet, Evet. karşılığı olmayacak ama yine de insan şeyi düşünüyor. Ama bana değer veren insanlar o deneyimi yaşamaya devam edecekler. Yani benim kaybımın verdiği acı, sevinç, işte merak vesaire gibi şeyler devam edecek ve hani orada insan, benim bu çok şey, yani hayat felsefemin çok merkezinde olan bir şey aslında. Yani böyle ne kadar materyalist bilime, materyalist yaklaşırsak yaklaşalım, hayatın kendisine materyalist yaklaşmamak, insan ilişkisine değer vermek, insana değer vermek, insan emeğine, çabasına değer vermek gibi şeylere ben çok önem veriyorum. Ve bu noktada yapmaya çalıştığımız şey de aslında o sevdiklerimizi mutlu edecek, etrafımızdakileri mutlu edecek, artı değer, buna baktığı zaman ya bir değer var burada dedirtebilecek bir şey bırakmak aslında. Çünkü bunun sorumluluğu geçmişten geliyor. Ben bugün dandik bir hastalıktan ölme ihtimalimiz olsa da şu anda, eğer ki daha basit hastalıklardan ölmüyorsak, eğer ki işte kafamızın üstünde bir yuva varsa, eğer ki bu konuşmayı sizinle arada 10 bin kilometre varken gerçekleştirebiliyorsak, birilerinin hayatı yarı yolda bırakmamasına borçluyuz. Birilerinin camış gibi oturmamasına borçluyuz. Dolayısıyla ben bizden sonra gelecek insanlara faydalı bir şey bırakmanın bir sorumluluk olduğuna inanıyorum ve bu sorumluluğun hiçbir ilahi buyruğa ihtiyacı olmadığı düşünüyorum. Ondan motivasyon bulanları tamamen anlıyorum. Ama o olmasa bile sakın bir ayerki ateist, zaten Tanrı yok ki bana ne diyorsa yanlış yapıyordur. Eğer ki bu şekilde bir motivasyon buluyorsa insan, ne güzel. Yani dini şeylerle, ama bulmuyorsa da bulmalı. Bir fayda bırakmak derdindeyim. Evrim Ağacı'nda o yüzden onun en materyalize olmuş hali. İşte Türkiye'deki Türkçe konuşan insanların başvurabilecekleri bir kaynak bırakabilirsem geriye ve onu sadece benimle ilişkilendirilmeyen bir şekilde bırakabilirsem. Zaten bizim o işte ona çok giremedik Evrim Ağacı içerisinde. Sosyal medya tarafından bahsettim ama bir de bilim okur yazarlığını kendi kendine döndürebilecek bir araç. Yani sıfırdan başlayan birini, bilimi anlamaya ve anlatmaya meraklı birini alıp, ama bir insan olmaksızın işin içinde alıp, yani bir supervisor olmaksızın alıp, bizim geliştirdiğimiz dijital yazılımsal sistemler sayesinde o kişiyi eğitecek ve eğittikten sonra yazar halini, anlatıcı haline getirecek bir sisteme dönüştürme çabamız var. Bizim yazılımsal tarafımız. Evrim Ağacı'nın asıl tarafı aslında yazılım tarafı. Yazı kısımları falan fasafiso aslında özünde. Benim en nihai amacım o. Eğer bunu başarabilirsek, ben başarıya ulaşmış varsayacağım kendimi. Çünkü bir insan her şeye yetişemez. Dünyayı her açıdan güzel yapamaz. Ama yapabildiği noktalarda da yapabilmeli diye düşünüyorum ki burada o Robert Zubrin'in, işte NASA'nın Mars görevlerinin başında olan kişinin, Mars'a bir koloni kurma projesinin başında olan kişinin hep söylediği şey aklıma geliyor. Yani
Mars'a niye gitmeliyiz? Çünkü elimizde yapabileceğimiz bir güç varsa bunu yapmalıyız diyor. Ve böylesine büyük bir keşif, tabii gerekçelendiriyor da çok detaylı bir şekilde. Böylesine bir güç var elimizde. Benim elimde evrim ağacının daha da güçlü bir yer yapma, daha da fazla kişiye ulaştırma, daha da fazla kişinin kendi kendini eğitebileceği bir araca dönüştürme gücü varsa ben bunu kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Ve benim motivasyonum dediğim gibi tamamen geçmişten gelen bir sorumluluğa dayanıyor aslında. Eğer bunu başarabilirsem mutlu olacağım. Birkaç zaman evvel ya dediler ne buluyorsun bu Çağrı Mert Bakırcı'da? Çok kısa bir cümle kurmuştum senin için Çağrı. Yani bu şu anda şundan aklıma geldi. Şu anda aynı cümleyi Özkan Ayna diye bir arkadaşımız yorumlar bölümünde kurdu. Şu anda ekrana koyacağım onu. Diyor ki Özkan Ayna, Çağrı Mert Bakırcı ahlaklı biri. Şimdi bu yorum benim için çok önemli bugün. Çünkü ahlaklı olmak denen şey kelimenin etimolojisi bağlamında yapılış, yaratılış, varlık adına ne dersen de onun bileşimine, amacına uygun davranış gösterme becerisi demek. Bir canlı kendi varlık amacının dışına savrulduğu zaman aslında ahlakının dışına çıkıyor. Ahlak aynı zamanda işte Arapça halk kökünden gelen bir şey. Yani o yapılış amacı neyse, canlı orada yaşıyorsa okey, o uygun. Ve ilginç bir şekilde bunun dışına ancak insan çıkabiliyor. Diğer canlılar bunu yapamıyorlar. Biz böyle sapıtabiliyoruz. Her şeyi yapabilecek bir varlık olarak insan, hani hep resmi böyle çizilir. Ama bunlardan bazıları çıkıp da mesela vasiyetine böyle şeyler yazmayı akıl ettiğinde hayatının büyük kısmını mesela diyelim işte akademiyi bırakıp da böyle toplumu daha iyi hale getirmeye uğraşmaya başladığında aslında bütün insanlığa, bütün büyük öğretilerin hep hatırlatmaya çalıştığı unutulmuş bir şeyi hatırlatıyor. İnsan aslında bu. İnsan aslında her nesilde, her bireyde bir adım daha ileri giden. Söylediğin gibi dün camış gibi yatmayan birkaç kişi sayesinde bugün neler yapabiliyoruz? Dolayısıyla ben de sevgili Özkan Aynan'ın bu ifadesine aynen katılıyorum. Hani bunun yargısını vermek bana düşmez ama bence böyle yapan herkes, böyle bakan herkes ahlaklıdır ve bu dünyada ahlaklı insan bulmamızın gittikçe zorlaştığı bir zamanda ahlaklı insanları, dini, dili, ırkı, rengi, yaşı, mesleği ne olursa olsun başımızın üzerinde taşımamız lazım. O yüzden bence çok güzel, iyi ki de buraya kadar uzamış. Ben bu soruyu sormasaydım benim 5 soru listesinde yoktu. Vallahi eksik kalırım. Bu işten cevabın için de çok teşekkür ediyorum hakikaten. Ne demek? Seni gerçekten tanıtan şey bence bu yani. Bir insanı gerçekten tanıtan şey insanın hayalidir. Dolayısıyla bu Öyle. hayallerin olduğu için biz sana teşekkür ediyoruz. Sağ Takibe olun, devam ne demek? ediyoruz. Aynen Çok teşekkür. bu gazla, sağlıkla, sıhhatle tabii. Daha yaş genç, dur Sağ ol. COVID size bir şey yapmaz inşallah, Evet, yok. Kendinize dikkat edin olsun. yine de. Evet. Ama çok güzel şeyleri yapmanızı, üretmenizi hep bekliyoruz. Elimizden ne gelirse de biz buralardayız. Sevgili arkadaşlar, siz de bu akşam bu normal planlanandan uzun süren ama işte çok uzun zamandır planladığım için acık uzamasını da anlayışla karşılayacağınız bir muhabbete ortak olduğunuz için burada bizimle hayatınızın 1,5 saatini paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yayınlar arasında bence önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum ben bu yayının. İnşallah bir kitabı böyle bırılıp böyle çevirerek bakar gibi değil de sayfa sayfa çize çize not alarak okuma vardır ya. Bu videoyu da inşallah bir daha tekrarında öyle izlersiniz. Çünkü bir insanı tanımak öyle 2-3 dakikada olan bir şey değil. Ben Yok de tabii. inşallah bir gün Çağrı'yla kahve içmemiz lazım. Yani böyle birebir bir ortamda Evet, böyle ekran tam olmuyor. İnşallah onun da evet. vakti gelir. Güzelce yaparız. Çağrı'cığım sana çok teşekkür ediyorum. Ben Eşine de çok teşekkür ederim selamlar. ağırladığın Aileye için. çok selamlar. Çok sağ olun, sizlerinkine de öyle. Kendinize çok dikkat edin. İnşallah daha sonra yeni projelerde görüşmek üzere. Bu arada çok yoğun bir şey geliyordu. Ona da cevap vereyim. Osman Bulut'la Çağrı Mert Bakırcı, Sinan Canan beraber. Arkadaşlar olur da yani beklentiniz olmaz. Yani biz kapışmamıza gerek yok. Ekranı üçe böler. Aynı burada gördüğünüz gibi konuşuruz. Sadece yani bir kişiyi daha yakından tanımış olursunuz. Benim burada kavga yok arkadaşlar. Yani boşuna onu şey yapmayalım, tamam mı? Bizim burası fikirlerin birleştiği ve bir şekilde coştuğu bir ortam. Çok teşekkür ediyorum Çağrı'cığım tekrar. Sevgili arkadaşlar size de teşekkür. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki İyi bölümde akşamlar hafta arkadaşlar. cuma görüşmek üzere. Eyvallah Çağrı'cığım.